Günaydın sevgili izleyiciler, merhaba. 21 Temmuz, bugün Çarşamba ve Tele1 ekranlarında Gün Başlıyor programında sizleri daha fazla bekletmeden buluşma saatimize 2-3 dakika kala buluşmuş olduk. İyisiniz umarım, bayramınız güzel geçiyordur. Tabii bayramı hüzünle karşılayanlar, her bayramı artık hüzünle geçirenler var. Ama işte hayat devam ediyor bir taraftan. Geride bıraktıklarımızla ve hayatı bırakacaklarımızla. Dolayısıyla bir kez daha iyi bayramlar dileyelim herkese. Neler var gündemde? Bayram, şimdi biraz bayram sohbeti de yapmak lazım belki. Haber mi izleyelim diyenler olabilir. Tamam, arada sohbet de ederiz. Yani zaten programın genel biçimi bu. Yani biraz haber, biraz sohbet. Daha çok haber vermeye çalışıyorum tabii ben. Ama bayram olunca eskiden bayram gazeteleri vardı. Hani gazeteler, gazeteciler bayram tatilini böylece yapabilirler. Tüm gazetelerin ortak çıkardığı bir bayram gazetesiyle, tek bir gazeteyle bayramlar farklı geçerdi. Çünkü haber yokluğunun da bunda etkili olduğunu söyleyelim. Hani ne var ne yok diye baktığınızda dün işte Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'nda ne oldu? Bayram namazı kılındı, ardından işte kurbanlar kesildi. Pek çok kişi kurban keserken kendisini de kesti. 5000'i aşkın kişi dün acillere başvurmuş değişik kesikler nedeniyle. Allah'tan pek çoğu işte hafif kesikler, kırıklar var. Yani üzerine inek düşen de var, işte tepen de var, kaçan da var, kuyruğuna tutunup sürünen de var. Onun görüntüsünü de hazırlayabiliriz o. Kuyruk haberi vardı ya arkadaşlar, dana kuyruğunda sürüklendi. Böyle görüntüler var. Tabii mezarlık ziyaretleri, Arife günü de yapılan ziyaretler dün de devam etti. Bayramın birinci günü, sevdiklerinden ayrılanlar, onları bir daha göremeyecekler. Mezarı başlarında gitti ve onlarla böyle bayramlaştılar. Onun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'a tabii yapılacak büyük külliye ile... Ne kadar büyük olur acaba? Bizdekinden büyük olmaz herhalde. Yani yavru vatan, yavru külliye gibi bir tablo ortaya çıkar. Orada yapılacak külliye, oranın devlet olduğunun işareti, simgesi olarak yapılacak. Yoksa bir devlet kimse kabul etmiyor külliyesi olmadığı için. Yeni bir atılım, yeni bir bakış açısı, dünyayı şok edici bir kararla artık hem parlamento hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ki başkanlık sarayı olması planlanıyor, hem de millet bahçesi yaparak Kıbrıs'ı ihya edecek ve tüm dünyanın gözlerini kamaştıracağız. Aman Allah'ım diyecekler. Ya nasıl yani, biz buna devlet demeyelim de ne diyelim diyecekler. Bu yönde atılmış en önemli adım diye yandaş medyada yer alan kararlar bunlar. Müjde müjde diye ortaya çıkanlar. Bununla sınırlı değil. Tabii dün 20 Temmuz'du. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılıydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan orada işte mesajlar verdi. Dün aktardık ilk mesajları. Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile sürdürülen pazarlıklar konusunda 3 noktaya işaret etmişti. O konuşmanın tabii öne çıkan yanı ilk etapta buydu ama sonrasında hem o konuşmanın içinde hem sonrasında törenler sırasında yaşananlara bakıldığında konuşulacaklar var. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında götürdüğü heyet var. O heyette İşte Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asiltürk'ün bulunması, hani evet ona olabilir diyorsunuz. Niye olabilir? Çünkü işte 74 Kıbrıs Barış Harekatı, Necmettin Erbakan Başbakan Yardımcısı, Oğuzhan Asiltürk İçişleri Bakanı ve o dönemin işte isimlerinden biri. Fatih Erbakan, ya o da Necmettin Erbakan'ın oğlu. Pek o da oldu. Yani ona da bir şey demedik. Başka işte zaten diğer siyasiler var, Devlet Bahçeli başta olmak üzere. Ama ortaya bir tablo çıkıyor. Yani AKP iktidarının Temel Karamollaoğlu'nu da çağırdığı ama Saadet'in kuruluş yıl dönümü nedeniyle katılmadığını söylediği bir tablo var. Yani Erdoğan bir taraftan Kıbrıs'ı devlet olarak dünyaya tanıtma planını ilan ederken diğer tarafta Cumhur İttifakı'nı genişletecek, Cumhur İttifakı'yla yeni ortaklar kazandırmaya dönük hamlelerini sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesini yanına alarak. Ve oradan verdiği mesaj, dün gün boyunca konuşulan mesajsa Taliban'la ilgili söylediği sözler. Ne diyor?
Taliban, Amerika ile sürdürdüğü görüşmeler önce atıfta bulunuyor. Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok. İşte bu sözler dün gün boyu konuşuldu. Biz de bugün biraz konuşuruz herhalde. Sosyal medyada mesajlar var. Buna ilişkin tepkiler var tabii daha çok. Çünkü cümlenin kendisinde çok ciddi sorunlar var. Hani ters bir yanı yok denildiğinde Taliban anlayışı, onların İslam'ı yorumlayış biçimi ve bunu hayata geçirişine baktığımızda bayağı bir ters yan var bize göre. Ama anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı'na göre yok. Ya da Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği AKP iktidarına ve belki Cumhur İttifakı'na yani ters bir durum olmayabilir. Ama sınır bu kadar olabilir. Şimdi hem bir ters durum var hem de siz kendinizi ters görmediğiniz bu tabloyu Türkiye'ye mal eden bir cümle kuruyor ve diyorsunuz ki Türkiye'nin inancıyla, Türkiye pek çok inancın içinde bulunduğu, inancın birlikte yaşadığı bir coğrafya, bir aile ve bir hukuk devleti. Dolayısıyla ama daha çok daha az filan değil, 3-5 ayırt etmeden bütün farklı inançları kucaklayan bir devlet anlayışına sahip. Taliban öyle değil. Taliban diyor ki benim gibi olacaksın ya da ben seni hallederim. Bu ise anlayış, yani bu anlayışla ters olmadığını düşünüyorsa onu ancak AKP iktidarı ya da Cumhurbaşkanı düşünüyor olabilir. Ya da bunun ne olduğunu konuşmak lazım. Tabii konuşulmayan bir yan var. İşimiz biraz da o, konuşulmayanları konuşmak. Orada dikkat çektiği şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri arasında kaybolup giden şey, Doha'dan oraya akan bir süreç var diyor. Doha, Katar, başkent ve Doha. Şimdi Taliban'la sürdürülen pazarlıklar ve Katar'ın burada devrede olması, Katar'ın belki arabuluculuğu ya da Katar üzerinden sürdürülen görüşmeler de aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ifade edilmiş oluyor. Katar yine karşımıza çıkıyor bu açıklamada. Suruç katliamının dün yıl dönümüydü ve işte Taliban'la aynı çizgide, onlarla ters olmadığını düşünebileceğimiz bir başka siyasal akım, farklı bir İslam yorumu, IŞİD, Türkiye'de büyük katliamlar işledi. Bu katliamları da 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki AKP'nin iktidardan düştüğü ve AKP'nin yeniden iktidar olup seçime Türkiye'ye götürdüğü dönemde yaşandığını hatırlatalım. Yani bu dönem de ayrıca irdelenmesi gereken bir dönem. Ve Ankara, İzmir, İstanbul'da Suruç katliamı anmalarına polis engel oldu. Müdahale etti, sert müdahaleler bunlar ve gazeteciler dahil olmak üzere yerlerde sürüklenenler var, darp edilenler var. Biraz sonra ekrana getireceğiz onların görüntülerini de. Şimdi bu nedir mesela? Taliban'la ters olmayan anlayışımızın bir tezahürü müdür? Şimdi IŞİD'in egemen olduğu coğrafyada, bir coğrafyada IŞİD'in işlediği bir cinayeti, katliamı protesto edecek olsanız herhalde IŞİD buna izin vermez. Peki Türkiye'de neden Suruç katliamı, IŞİD'in katliamını protesto edemiyor ve diğer taraftan bu katliamda yaşamını yitirenleri anamıyorsunuz? Neden bir kenara çekilip polis bu anmayı seyretmiyor? Tam tersine devlet tüm gücüyle, varlığıyla bu anmalara katılmıyor. Neden ülkeyi yönetenlerin ağızlarında bu konuda kurulmuş bir cümle, yayınlanmış bir mesaj yok? Neden? Bunları aktaracağız, konuşacağız. Süleyman Soylu da dün çok dikkat çekici sözler sarf etti. Tam da işte bu anlayışla belki bütünleşen bir şey. AKP iktidarının belki bir yeni aşamaya geçtiğini de söyleyebiliriz. Pazartesi günü üzerinde durmuştuk.
Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fetih rüyası gördüğünü söylemesi, yani gençlerle aynı rüyayı paylaştığını söylemesi üzerinde çok durulmadı ama AKP'nin iktidarının ilk yıllarından itibaren hep söylediği, işte bazen 23 hedefi olarak dile getirdiği, ümmet ümmet diyerek tüm Müslüman coğrafyanın liderliğine soyunduğunu, ihvancı hareketlerle özellikle giriştiği işbirliklerini, bütün bunları işte geride bıraktığımız 20 yıl boyunca analiz ettik, gördük, konuştuk. Şimdi belli ki bu rüya yeniden bir biçimde işte Afganistan, Libya, Suriye, Irak denilerek işte belki daha geniş bir coğrafyada yeniden böyle bir alevlenmiş görünüyor. Yani böyle bir yeni Osmanlı hayali, fetih rüyaları görülmeye başlanmış. Taliban Afganistan'da bulunma nedeni, yani Türkiye Afganistan'da neden bulunacak sorusunun yanıtı yok. Ama Süleyman Soylu diyor ki, o günler gelecek diyor. Tam olarak şöyle söylüyor. Bir, bu coğrafyanın huzuru sorumluluğumuzdur diyor. Yani dünyada bu coğrafyanın sorumluluğu niye bizde? Çünkü Osmanlı'nın toprakları diye herhalde düşünüyor. Buradan yürüyerek Irak'a, Suriye'ye gideceğimiz, hep beraber Libya'daki kardeşlerimize selam olsun diyebileceğimiz, Filistin'e, Afganistan'a kadar bütün coğrafyanın, bütün dünyaya kendi insanlık medeniyetini anlatabileceği günler uzak değildir. Şimdi bütün dünyaya kendi insanlık medeniyetini anlatabileceği dediği, tabii ki İslam coğrafyasını ifade ediyor ve insanlık medeniyetinden kastı da zaten İslam medeniyeti. Üzerinde uzlaşılamayan, çok farklı yorumları olan, aynı içinden Taliban'ı da doğuran, içinden IŞİD'i de doğuran, içinden daha pek çok farklı farklı yorumu çıkartan tek bir şemsiye altında toplanabileceğini düşünüyor. Bu anlayışın ne kadar sorunlu olduğunu ve şu anki gerçeklerle ten kopmak anlamına geldiğini ve bu gerçekleri değerlendiremedikleri, hayalperest olduklarını söylesek bilmem ne derler. Yani siz tüm bu coğrafyadaki insanları sırf Müslüman oldukları için, diğer bütün farklılıkları bir kenara bırakarak, derinleşmiş, kökleşmiş, savaşlar yaratmış, bütün ayrıklılıkları bir kenara bırakarak Müslümanlık üzerinden birleşecekleri, mümkünse bir de üzerine hani Türkiye'nin de liderliğini kabul edecekleri bir rüya bu. Fetih rüyası, hani savaşlı fetih savaşla olur ama hani savaşlı savaşsız, kanlı ya da kansız böyle bir rüya olduğu anlaşılıyor. O yol yolumuz diye devam ediyorlar. Soylu'nun sözleri işte. Buradan Irak'a, Suriye'ye gideceğimiz, yürüyerek gideceğimiz günler uzak değil. Biz niye Suriye'ye yürüyerek gidelim? Bir de niye gidelim yani? Yürüyerek ya da koşarak ya da bisikletle. Niye gidiyoruz? Irak'a niye gidiyoruz? Afganistan'a niye gidiyoruz? Bir de bırak bizim gitmemizi. Bu iyi bir şey gibi büyük bir proje ise onlar zaten sürekli geliyorlar. Yani proje tersinden gerçekleşmiş zaten. Herhalde öyle bir bütünleştirme de olabilir bu coğrafyalarda son dönemdeki tartışılan göçlerle ilgili böyle bir yaklaşımda söz konusu olabilir. Neyse, tabii 20 Temmuz aynı zamanda pek çok belli ki tarihte önemli günün dönümüydü. Bugün 21 Temmuz'a döndük. 21 Temmuz, 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü halin başlamasının yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önce Bakanlar Kurulu'nu topladı, Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı. Milli Güvenlik Kurulu Bakanlar Kurulu'na, ona da Cumhurbaşkanı başkanlık ediyor, öbürüne de başkanlık etti Bakanlar Kurulu'na. Ve o zaman işte tek şey sistemi yoktu ama Cumhurbaşkanı isterse başkanlık edebildiği bir Bakanlar Kurulu sistemi vardı. O tavsiyeyi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu'nun olağanüstü hal tavsiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında bulunduğu Bakanlar Kurulu onayladı ve o da kamuoyuna açıkladı. Dedi ki 3 ay için darbecileri temizlemek adına olağanüstü hal ilan ediyoruz. Hızlıca temizlemek için dedi. Yani oradaki hızlıca vurgusu da önemli. Hani olağanüstü hal istiyoruz ama yanlış anlamayın. Bir darbe var,
Ve bizim hızlı hareket etmemiz lazım. Elimizi kolumuzu tutan yasaları bir kenara bırakarak olağanüstü hal yetkileriyle hızlıca 3 ay içinde temizlememiz lazım. Olağanüstü hal bir geldi ve bir daha gitmedi. Bir daha gitmedi. En son işte meclisin son günü bayram tatiline girmeden önce bazı yetkilerin yeniden 1 yıl, 3 yıl uzatıldığını gördük. Ha diğer yetkiler uzatılmayanlar, onlar zaten yeni sisteme entegre edildi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararname çıkartarak olağanüstü halde kullanılan yetkileri kullanıyor, görünüyor. Şimdi bir de Adil Öksüz var 15 Temmuz demişken. Adil Öksüz'ün görüntüleri ortaya çıktı biliyorsunuz. Müyesser Yıldız yazdı. Bu görüntüler niye bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmadı diye bir soru sormuştu. Dün ona bir hani ilk aklımıza gelen yanıtı vermiştik. Adil Öksüz orada karışması ne anlama gelir? Yani buradaki tartışmanın kamuoyunda, iç kamuoyundaki tartışmanın farklılaşabileceğini ve iktidara daha yanıt veremeyeceği zor sorular sorulabileceğini söylemiştik. Ancak bununla sınırlı olmayan bir gerekçesi olmalı. Çünkü Müyesser Yıldız yazdıktan sonra Anadolu Ajansı görüntüyü servis etti. O güne kadar verilmeyen, yayınlanmayan görüntü bir anda işte Adil Öksüz. Biraz sonra bu hikayeye bakacağız çünkü videosu da var. Adil Öksüz'ün fotoğrafı başka ne anlama gelebilir? Bu konuda Sedat Ergin'in bugün yazdığı bir yazı var. Burada da Adil Öksüz var. Sağdaki kişi yerde Fethullah Gülen'le. Hadi madem geldi fotoğraflar söyleyelim. Şimdi bu fotoğraflar hani Amerika Birleşik Devletleri'ne 85 klasör gönderdik. Fethullah Gülen'i istiyoruz. Bu darbede Fethullah Gülen'in rolü var diyen iktidarın aslında 85 klasör yerine iki fotoğraf, bir video, bir fotoğraf karesi götürerek işte Fethullah Gülen, Adil Öksüz ve onların ilişkileri ve işte Adil Öksüz'ün darbenin merkez üssü, Akıncı üssündeki videosu diyerek bu ilişkiyi çok net biçimde ortaya koyması mümkündü mesela. Kullandılar mı? Bugün onu sormak lazım. Yani 7 gün, 7 yıl ya da 5 yıl boyunca kamuoyuyla paylaşılmayan bu görüntüler acaba Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen klasörler içinde miydi? Bu klasörler içinde kaybolup gitti mi diye soralım Adil Öksüz'ün görüntüleri için. Programın ilerleyen dakikalarına sonra geçeriz. Şimdi gazetelere bakalım. Haberlerimiz var. Bayram gündem yok gibi başladık ama gündem çok. Sizlere aktaracağımız renkli haberler de var. Böyle biraz bayramlık, bayram tadında güzel bir şarkı da buldum sosyal medyada. Ama ne kadar güzel bir şarkı. Onu da aktarmak istiyorum. İlerleyen saatlerde 10.30'a kadar devam edeceğiz. Gün başlıyor programına. Uyandınız mı, kalktınız mı, çay kahve tamam mı? Yok, hala yarı uykulu böyle hani dur bir kalkacağım da tamam ara verince çayı koyarsınız. Bir dahaki arada da içeriz hep beraber. Şimdi, bu arada bana hiç çay gelmemiş arkadaşlar. Yani bir çay gelse belki aralarda ben de bir yudum alabilirdim. Şimdi, gazetelere başlayalım. Dedik ya çok hazırlığımız var. Bir önce gazetelere bakalım ama rutinimizi bozmayalım. Böyle bu bayram şeyi oldu. Hani hızlı hızlı gazetelerden başlamamak. Cumhuriyet. FETÖ'cü Öksüz Akıncı'dan bavulla kaçmış. Evet, bu bir kere sürmanşette. Onu aktardık, konuşacağız. Hemen altında Taliban. Taliban'a güzelleme var. Erdoğan kökten dinci örgütle Anadolu insanının inançlarını bir tuttu. Biden yönetimini memnun etmek için Türk askerini Kabil'de tutmakta ısrar eden Erdoğan, Taliban'ın itirazını kırmak için tartışılacak bir yorum yaptı. Erdoğan, Amerika ile görüşmeler yapan Taliban, Türkiye ile daha rahat görüşme yapabilir. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok dedi. Bu konuda söylediklerimizi söyledik ama söylemediğimiz bir şey de söyleyelim. Bundan bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ı işgalci güç olarak tanımladı. O da böyle gözünüzden kaçmış olabilir. Yani orada Taliban adeta işgal gücü gibi davranıyor, adeta işgal edercesine davranıyor dedi.
Belki bunun düzeltmesini yapmış olabilir kendince. Yani efendim işgal dendi, Taliban hani bir taraftan görüşüyoruz, Doha üzerinden, Katar'dan ve diğer yollardan kurduğumuz temaslar, işgal gücü tanımlaması bir uzlaşı yolu bulmayı da zorlaştırıyor. Acaba öyle demesek de aslında başka hani aynı istikamette düşünen ters bir yanı olmadığını söylesek nasıl olur? Demiş olabilir birileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da buradaki rahatsızlık iletilmiş olabilir. O da Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok diyor. Erdoğan'ın kafa kesen, okul bombalayan, öğretmen katleden, insanları taşlayarak öldüren Taliban'a ilişkin sözleri tepki çekti. İlahiyatçılar bu tür açıklamaların radikal dinciliğe sevimlilik kazandırdığını belirterek diplomatik mesaj gönderiyor ancak talihsiz bir açıklama dedi. Evet, Ece Piroğlu haberi Cumhuriyet Gazetesi'nde manşette. Bu arada Afgan çıkmazı var. Taliban'dan kaçan binlerce Afgan'ın rotası Türkiye. Büyük göç dalgasından endişe ediliyor. Göç uzmanlarına göre güvenlik sorunu olmaz ancak göçmenler kayıt altına alınmalı. Uluslararası sorumluluk ve yük paylaşımı devreye sokulmalı. Dün bunun üzerinde durduk. Yani tartışma farklı bir çerçevede sürüyor ama bu göçün aynı zamanda kontrol altına alınması konusunda herhalde tartışma yapılamaz. Yani kontrolsüz giriş var çünkü. Kim giriyor bilmiyoruz. Kaç kişi giriyor bilmiyoruz. Yani bunların gerçekten savaştan mı kaçtıklarını yoksa Türkiye'yi içeride bir savaşa belki sürüklemek amacı taşıyıp taşımadıklarını da bilmiyoruz. Şimdi siz orada Taliban'la pazarlık yaparken Taliban dönüp size şunu söylerse, bu arada ülkenize işte 1000 militan soktuk, onlar da her an tıpkı 7 Haziran işte Suruç'taki gibi eylemler yapmaya hazırlar. Çok da kafamızı bozmayın, canımızı sıkmayın. Bak bir şıkla, bir emirle, bir sözle harekete geçiririz derse, hani arkada yapılan görüşmelerden, kamuoyu önünde böyle konuşmazlar da. Bilmiyoruz ki kim geliyor, nasıl geliyor. Kontrolsüz. Hem bu insanların sağlığı için, güvenliği için de kontrolsüz, denetimsiz bir giriş var. Dolayısıyla kontrol altına alınması gereken bir göç ve büyük bir göç dalgası başlamış görünüyor. Arkası, bunlar Avrupa'yı hedefleyen ama İran'da, büyük bir kısmı İran'da ve ardından Türkiye'ye gelenlerle, yani Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek istiyorlar ama oraya da gidemiyorlar. Avrupa'ya verilmiş sözlerimiz karşılığında alınacak avrolarımız olduğu için Türkiye'de kalıyorlar. Vergi zammı yuttu. İktidar memurun Temmuz'daki %8.45'lik zammını vergiyle geri aldı. Ya ne olacaktı? 8.45'i geri alsa 8.45 veriyor, 18.45 geri alıyor. Memur Temmuz'da zam aldı ancak eline geçen ücret artmak yerine daha da düştü. İkinci yarısında %20'lik dilime girdiği için daha fazla vergi ödemeye başladı. Bir cepten giren zam diğer cepten vergi olarak çıktı. Yıllardır bu duruma dikkat çeken sendikalar gelir vergisinin çalışanlar için %15'e sabitlenmesini istiyor. Ancak iktidar kulak tıkıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde bu konuda temel talepler arasında yer aldı. Yani normal bir gelir vergisi basamağı var ve o gelir vergisi basamağı hani ya asgari ücretle gelir elde eden birine uygulayabilir misiniz ya? Asgari ücret zaten yani. Asgarisini veriyorsunuz. Hani asgari ücret, biraz üzeri filan hani bunlar böyle gelir vergisine tabi tutulabilecek kadar gelir değil. Belli bir oranın üzerinde. İşte oradaki tutar, yıllar öncesinin tutarı olunca ve bir türlü orası böyle ciddi biçimde artmayınca artık çalışanlar ikinci 6 aydan itibaren ekstra gelir vergisi ödemek zorunda kalıyorlar. Aa ben ödemiyorum. Ödüyorsun, maaştan kesiliyor zaten. Otomatikman kesiyorlar. Özellikle memurlarda. Suruç anması ile ilgili 33 gencin fotoğrafını bile çok gördüler. Bakın orada bir fotoğraf var. Vergi zammı yuttu bu haberinin hemen altında. O fotoğraf, bu fotoğraf birbirinden farklı mı? Farklı fotoğraflar. Yok, farklı fotoğraflar.
Baskılar farklı olabilir. Tamam, uzaklaşalım. Suruç'ta 6 yıl önce terör örgütü IŞİD'in bombalı saldırısında yaşamını yitiren 33 genç pek çok kentte anıldı. İstanbul, Ankara, İzmir'deki eylemlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Onlarca kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Kadıköy'de "Kalplerimiz Adalet için Atsın" yazılı pankart açan grubun yürümesine izin vermeyen polis, saldırıda yaşamını yitiren gençlerin fotoğraflarını yırttı. Yani gösteriye katılanlar ve ra dönük öfke dizginlenememiş. Bir de IŞİD'in katlettiği gençlerin fotoğrafları yırtılmış. Bu ne kin, bu ne öfke? Amacınız ne? Derdiniz ne? Niye rahatsızlık duyuluyor? Neden engelleniyor? Pek çok soru var. Orada gazetecilere bir müdahale var. Onun videosu vardı arkadaşlar. O videoyu ekrana getirebilir miyiz? Gazeteci arkadaşlardan biri. Üstelik çekerken yumruk yiyor. Yumruk yediği anda videoda çok net görünüyor. Emre Orman paylaşmış. Polisin basına bize saldırdığı anlar diye. Görüntü aldığım sırada bir tane çevik kuvvet polisi beni Toma'ya sıkıştırarak yumrukladı. Ve AFP foto muhabiri Yasin Akgül'ün bacakları mosmor, Fatoş Erdoğan'ın muhtemelen parmağı kırıldı diye bilgi vermiş. Bakın tam gazeteciler, yani göstericiler, yaşamını yitirenler ve gazeteciler. Kim varsa hedef alınmış görünüyor. Bir izleyelim görüntüleri, Emre Orman'ın çektiği görüntüleri. Evet, tam o müdahale anı var. Çok daha fena görüntüler var. Gazeteciler Sendikası'nın bir tweet'i var. Arkadaşlar onu da hazırlarsa bu fotoğrafları paylaşmışlar ve polis İstanbul'daki Suruç anmasını takip eden meslektaşlarımıza plastik mermilerle saldırdı. Gazetecilere yönelik bu sistemli kolluk şiddetini lanetliyoruz. Sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz. Artık yeter demiş Gazeteciler Sendikası. Evet, gazetecilerin işte plastik mermilerin işte koluna, bacağına, gözüne gelenler artık. Yani neresine gelirse çünkü sıkılmış, daha çok yere doğru sıkıldığı görülüyor gerçi bu fotoğraflarda. Evet, tekrar döneriz, aktarırız haberleri. Devam edelim. Ya burada, hadi bu bölümde verelim bunu. Yani, ilerleyen dakikalara sakladığım bazı haberler var, konuşuruz üzerine diye. Ama hani bazen girince çünkü konuya uzuyor. İkinci parti S-400 anlaşması olabilir haberi var. Ya birinci partiyi görmedik yani, bir parti yapmadık ya. Piçuv çuv filan diye böyle bir bayram partisi, S-400 partisi. Birincisi zaten başa bela oldu. Ya alalım malalım aldık, tamam, kimseye hesap verecek halimiz yok. Biz egemen bir güçüz. Kim bize hesap sorabilir derken S-400 yok ortalıkta. Aldık duruyor. Hadi aldık duruyor. Onu bir şekilde Biden'la belli ki bir şeyler konuşulmuş. Hani S-400'ün s'ı bile çıkmıyor. S'lı cümle bile kurulmuyor. Onu geçtik. Mesela sormak lazım şimdi. Milli Savunma Bakanı bu konuda bir şey söylemeli. Onlarca demeci var. Kimseye soracak halimiz yok diye. Bakalım ne oldu yani. Ama ikincisi geliyor diyorlar ya. İkincisi niye geliyor? Birinciyi bir halledebilseydik, ondan sonra ikinciye bakardık. İkinci niye geliyor yani? Gerçi Ruslar açıklamış yani, yakında imzalanacak, imzalayabiliriz. Hani orada da büyük aşama kaydettik demişler. Tuhaf tuhaf işler yani, ikinci S-400. Amerika ile çok yakınlaştık. Rusları beslemek lazım mı diyoruz? Ne yani? Hani Rus turistlerden gelen parayla bu karşılanmaz, onu söyleyeyim. Kaldı ki Rusya'dan gelen turistlerin aynı zamanda Türkiye'ye başka anlamda çok ciddi ekonomik zorluklar yaşatacağı konuşuluyor. Hani gelir elde edilsin diye turizm sezonu ve turistlere, özellikle Rus turistlere yol açılırken Delta varyantı tüm dünyada büyük bir soruna haline gelmişken bunun yeniden bir kapanmaya ve büyük ekonomik sorunlara yol açabileceği söyleniyor. Şimdi şu World Matters'ta dünyadaki koronavirüs tablosu ile ilgili bir bakayım. Çünkü çok ya bu aşı yapılanlar, aşı yapılmayanlar diye böyle gene bir sürü iler yanı olmayan, tutar yanı olmayan şeyler söylenmiş ama şimdi ben size bir hemen aktaracağım tabloyu. Bakın dünyada 4 milyon kişi ölmüş şu ana kadar resmi kayıtlara göre.
174 milyon kişi de yakalanmış yine resmi kayıplara göre toplamda. Şimdi hemen bir dünü alalım. Toplam vaka üzerinden bakalım olaya. Yeni vakalar üzerinden bakalım, pardon. İngiltere'de 46 bin vaka var. Amerika'da 44 bin vaka. Hindistan'da 42 bin. Endonezya'da 38 bin. Brezilya 27 bin. İran 27 bin. İspanya 27. Rusya 23. Fransa 18 bin. Arjantin 15 bin. Yani bir ciddi artış eğilimi var. Diğer tarafta bu tabloda çok dikkat çekici olan yanlardan birisi de ölüm sayıları. Bakın 23 bin vaka olan Rusya'da ölüm sayısı 784. Günlük ölümden bahsediyorum. Bir günlük ölümden bahsediyorum. Çünkü toplam ölüm 149 bin Rusya'da. 27 bin vaka olan Brezilya'da ölüm sayısı 1425 günlük. Toplam ölüm 544 bini bulmuş Brezilya'da. 544 bin kişi koronavirüs nedeniyle ölmüş. Hindistan 418 bin kişi ölmüş, 489 vaka var. Amerika'da 256, İngiltere'de 96 ölüm. Yani ölüm sayılarının da bir hayli yükseldiği görülüyor. Rusya'daki bu vaka ölüm oranı, işte oradaki aşı oranının düşüklüğüyle de açıklanıyor diyelim. Devam edelim. Nereden geldik buraya? Türkiye'nin koronavirüs tablosunu verelim mi madem gelmişken? S-400'den buraya nasıl geldim ya? Dalga dalga gidiyoruz, hadi bakalım. Bir de koronavirüs tablosu verelim madem geldik. Gelmişken bunu da verelim. 198 bin test sayısı, 8780 vaka. Bakın vaka sayısı fırladı Türkiye'de de. Ki biliyorsunuz Türkiye'de test yapılma, bunların sağlıklı olup olmadığına ilişkin çok tartışma var ama en az 8780 vaka var. Ve ölüm sayısı da 46. Türkiye'deki tablo bu. Aşılanma tablosunda ise bir ciddi değişiklik yok. Dün bayramın birinci günü çok az aşı yapıldı. 100 bin, 122 bin doz, ikinci doz 122 bin mi yapılmıştı? Yani çok düşük. Hani o milyon milyon aşıların yapıldığı günlerden böyle denk 100 bin, 200 bine düştük. Anlaşılabilir. Hani bayramın birinci günü. Çünkü ilk zamanlar Sağlık Bakanı randevu almadan gelin aşınızı olun diye bir çağrıda bulunmuştu. Ama şimdi randevu almadan aşı olmak pek mümkün olmuyor eğer bir stand kurulmuş değilse. Yani standlar var, özel aşı standları. Onlar için belki randevu almaya gerek yok. Giderken standı görürseniz zaten hemen orada 2 dakika ayaküstü işlemlerinizi yapabilirsiniz ama ben işte evimin yakınında şu hastaneye gideyim, daha önce aşı olduğum yere gideyim derseniz bu bayram günlerinde randevu almak gerektiği anlaşılıyor. 6 kişi bir araya gelmeden aşı yapılamadığı için randevusuz bir sistem de yok. Ya doktorlar bari bayramda biraz dinlensinler derken işte şu kaçan kurbanlar, o kurbanların kurban kesimi sırasında yaralananlar nedeniyle ortaya çıkan çok ağır bir tablo var. 5000 kişi dün acilleri doldurmuş. Orada dünün en çok paylaşılan görüntülerinden biri de dananın kuyruğunu bırakmayan vatandaş görüntüsüydü. O haberi bir verelim mi arkadaşlar? Bak buradan doğruya geldim nasıl geldiyse. Geliyorum işte. Şu dananın kuyruğuna takılana bakalım. Yani niye tutuyorsun arkadaş? Yani bırak gitsin dana, bir şekilde yakalanır. Kendini niye parçalıyorsun? Bir de metrelerce sürükleniyor. Biraz iş bilmemezlikten olabilir. Evet. Yani şu nedir ya? Asfaltta böyle bir... Oradakiler bırak bırak demese bırakmayacak. Burada bir ses de var. Yani... Bırak diyorlar. Ancak, ancak ondan sonra bırakıyor. Ve düştüğü yerde öyle hemen de kalkamıyor tabii. Çünkü bu vücutta tahribat yaratacak bir sürüklenme. Evet. Herhalde son parasıyla aldı. Yani. Öyle mi diyelim hani bu öyle bir şey olabilir. Bu kadar kuyruğuna asılıyorsa keşke her şeyin kuyruğuna böyle asılsak. Evet. Gramajdan çalıyorlar, gramajdan. Bunun kuyruğuna nasıl asılacağız? Bir Gün gazetesinin manşeti. Halkın alım gücü düştü.
Firmaların gramaj hilesi arttı. Peynir, yoğurt, zeytinyağı, tuvalet kağıdı gibi temel ürünler de malzemeden çalınıyor. Pandemiyle birlikte yoksulluk daha da derinleşince firmaların gizli zam hilesi de artmaya başladı. Firmalar ürünlerinde gramaj oyununa başvuruyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine hemen her üründe fiyat ve ambalaj aynı kalırken malzemenin gramajı azaltıldı. Tüketici dernekleri ve sosyal medyada şikayetler yağıyor. Ben bunu çok söylemiştim. Hem kendi programlarımda hem konuk olduğum programlarda. Artık hani isyan ettirecek boyutlarda çünkü. Ürün aynı fiyat gibi geliyor. Aysa dörtte birini filan paketin içinde ancak buluyorsunuz. Artan şikayetler nedeniyle bakanlık tabii bu iktidarın da işine yarıyor. Çünkü enflasyon yükselmiyor. Öyle ya, enflasyon yükselmiyor. Bakıyor adam orada, diyor ki tuvalet kağıdı, işte 12'li tuvalet kağıdı atıyorum, 12 lira. 6 ay önce kaç paraydı? 12 lira. Enflasyon yok demektir. İyi de 6 ay önceki, artık bir sene önceki tuvalet kağıdı rulosunda o ruloya sarılı olan tuvalet kağıdı diyelim ki 100 metreydi. Şimdi 50 metreyi sarıyorlar. Yani daha böyle gevşek gevşek eline aldığında anlıyorsun o dolu dolu paket yerine böyle pamuk gibi hani alacağım böyle ağırlığı azalmış yani. Bütün paketin ağırlığı azalmış. Kuş gibi böyle kaldırıyorsun 36'lı paket kalkıyor. Dolayısıyla her yerden bir gramaj hilesi var. Yalnızca gıda ürünlerinde değil, temizlik ürünlerinde. Deterjanı az koyuyor, şampuanı az koyuyor. Şampuan zaten kapalı kutu, hani içini de göremiyorsunuz. Ya zeytinyağını az koyuyor filan yani. Böyle azalta azalta şişenin boyutu küçülenler de var. En azından şişenin boyutu küçük diyorsunuz ama bir de o büyük şişede daha az konulduğunu görüyorsunuz. Böylece enflasyon dizginlenmiş oluyor. Maaşlara daha az zam yapılmış oluyor filan filan karşılıklı. Yani win-win. Win-win diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Win-win projesi. Hem şirketler kazanıyor hem iktidar kazanıyor. Vatandaş ne yapacaksın boş ver. Vatandaş kim ki? Tüketici Hakları Derneği Sekreteri Cingil isim yapmış firmalar bile gramaj oyunuyla gizli zamlar yaptılar. Ve zam yapmadıklarını iddia ederek bir de üstüne reklam yaptılar diyor. Evet, alışveriş sepeti. Alışveriş sepetinde işte gramajından alınan ürünler var. Gramajdan çalıyorlar. Bir bayram klasiği. Yasak kural tanınmadı. Yasak kural tanınmadı. Neymiş o? Yasak kural dediği bugünün çok, evet gazetelerinde var bu. Bizde fotoğrafı da var. Hangi gazeteydi o? Bir saniye, ilk sayfada fotoğrafı olacak. Sözcü gazetesinin ilk sayfasını bir ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Sözcü. Orada canım Türkiye'm. Kurban Bayramı'nda yine bildik manzaralar tekrar etti haberi var. Şimdi ya gülüyorum ne yapayım ya ağlayalım şimdi sabah sabah. Şimdi iki ağacın arasına belediye asmış Sultan Gazi Belediyesi. Bu alanın tamamında kurban kesimi yapmak kesinlikle yasaktır demiş. Fotoğraf güzeldi. Kalsın işte öyle. Tamam. Tamam. Burada yasak diyor yani. Yazmış oraya. Alttakiler ya okuma yazma bilmiyorlar ya da memleketi çok iyi biliyorlar. Muhtemelen memleketi çok iyi biliyorlar. Kurbanı hemen yan tarafta kesmişler. Şimdi gelse oraya zabıta, ya kardeşim buraya yazdık görmüyor musunuz? Burada yasaktır dese, ağam biz burada kesmedik der. Çünkü iki ağacın arasında kesmemişler. Bak orada doğru. İki ağacın yanında kesmişler. Dolayısıyla bu alanın tamamı derken iki ağacın arasındaki alanı mı kastetmiş? Yoksa oradaki tüm yeşil alanı mı kastetmiş? Orada vatandaş tereddüte düşmüş ve lehine yorumlamış olabilir. Böyle mi? Hani işin şakası bir tarafa. Şimdi tamam işte ama bu alan da hangi alan? İki ağacın arasındaki alan mı? Yani bu alanın tamamı. Hangi alan? Neyse. Şimdi bir kere normalde böyle kesimler artık yasak. Ama buna rağmen yani oraya bir pankart, oraya bir afiş asılmasına gerek yok. Yani yasak. Hani ayrıca uyarmışlar çünkü sürekli tekrarlandığı için yasak. Burada hijyene dikkat edilmeden çimenlerin üzerinde yapılan parçalama işleminin yanında bir de çocuklar ve çocuklara bunun izletilmesine dair de tabii
diğer karşı çıkılacak yanları var diyelim. Sultan Gazi İstanbul burası. Köylerde biraz daha tabii artık hani köy yeri, oralarda başka bir kültür, başka bir biçim devam ediyor. O yıllardır devam eden gelenekler var ama artık İstanbul büyük şehir, o büyük şehirde kentleşme ve o kentleşmeyle beraber sokaklarda toprak yok zaten. Hani toprak bulamıyorsunuz. Ortaya çıkan görüntüler, rahatsız edici görüntüler. Bir güne tekrar dönelim. Sözcüye döneriz. İcra ve iflas yağmuru, krizin göstergesi veriler. 30.3 milyon toplam dosya sayısı var. 25.9 milyon ilamsız takipler var. 2.5 milyon ilamlı takipler var. İlamsız takip denilen mahkeme kararı bulunmayan takip dosyaları. İcra ve iflas dairelerindeki dosyalar bunlar. 30 milyon toplam dosya icra iflas dairelerinde bekliyor. NATO bekçiliği için Taliban'a yeşil ışık. Erdoğan'ın dünkü sözleri, inancımızla ilgili işte ters bir durum yok, inanç ile alakalı ters düşmediğini söyledi ya, o Taliban'a verilmiş bir mesaj ve Taliban'a yeşil ışık olarak yorumlanmış Bir Gün gazetesinde doğal olarak. Suruç anmasına müdahale burada da var. Beton akademisi, 10 metrekare bile alan yok. Onu geçtim, sonra bakarız. ÇED'lerle ilgili, ÇED kimi koruyor? Sistemin karşısında durmaya kararlıyız. Dün o ÇED raporları ile ilgili haberini devam ettirmiş. Erk Acerer'e yine tehdit haberi var şimdi burada. Yalnızca Erk Acerer değil, Almanya'da 55 kişilik bir ölüm listesi polisin elinde olduğuna dair haberler bugün duyacaksınız, okuyacaksınız, izleyeceksiniz. İçerisinde Can Dündar'ın olduğu, Erk Acerer'in olduğu, Celal Başlangıcı'nın olduğu 55 kişilik bir isim listesi. Tabii Gülen, Fethullah Gülen darbesinin ardından yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin de olduğu, FETÖ'cülerin de olduğu bir liste o aralarında. Böyle 55 kişilik çok çok farklı kesimlerden bir liste oluşturulmuş ve bu liste bir ölüm listesi. Hatırlayacaksınız, daha önce gündeme gelmişti ve bu liste üzerinden haberler paylaşılmıştı. 22 kişilik bir listeden bahsediliyordu daha önce. Şimdi 55 kişilik bir liste. Alman polisinin de listede bulunanları uyardığı yönünde bilgiler var. Erk Acerer'e yeni tehditse pişmiş bir yumurtaya sarılmış kağıt ve kağıtta gönderilen mesaj, bekle bizi diyorlar. Sözcü gazetesi, Mareşal Fevzi Çakmak'ın ismini camiden sildiler. Kurtuluş Savaşı kahramanına büyük vefasızlık demiş. İlk Genelkurmay Başkanı, Mareşal Fevzi Çakmak, Cumhuriyet'in ilk Genelkurmay Başkanı'ydı ve İstanbul Küçükçekmece'deki cami yıkılıp yeniden yapılmış, ancak camiye müteahhitin babasının adı verilmiş. Cami cemaati tepkili deniyor. Eskiden Mareşal Fevzi Çakmak Camisi iken şimdi Kanarya Hacı Osman Dereli Camii olmuş. Çakmağın adı ise Kur'an kursuna verilmiş. Yani tamam, tamamen kaldırmadık. Bak burada Kur'an kursu var. Mareşal Fevzi Çakmak Kız Kur'an Kursu diye bir tabela gördüğümüzü söyleyelim. Canım Türkiye'm. Canım Türkiye'm. Canım Türkiye'm. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kutlandı. Tabii bu kutlamalar sırasında bir protokol krizi de var. Kriz mi diyelim, skandal mı diyelim. İyi Partililer törene katılmak için gidiyorlar ve sonra gittikleri yerde ön sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafirleri var. Buraya sizi alamayız diyor. Arka sıralarda yer gösteriyorlar. Onlar da böyle bir protokol olmaz, protokoldeki yerimiz belli diyerek tepki gösteriyor. Ve törenleri de terk ederek Türkiye'ye dönüyorlar. Onun da haberini dün aktardık. Bugün de vermiş olayım. Biraz sonra belki ayrıntılarını da aktarırız. Şimdi mola verme zamanı geliyor. Bir, Karar Gazetesi'ne bakalım. Milli gelirde böyle eridik. Bakalım dedim mi? Bunun ayrıntılarını vermek lazım. O ayrıntıları şimdi veremeyeceğim. Bir video var, o videoyu paylaşalım arkadaşlar. Sokak röportajı videosu. Bu milli gelirde nasıl eridiğimize, ekonomik tabloyu aktaracağımız haberler olacak.
Gençlerin %70'i ekonomik kaygı yaşıyor diye Sözcü'de bir haber var mesela. O gençlere sokakta mikrofon tutulmuş. Biliyorsunuz sokakta gençler mikrofon tutulduğunda yanlarına hemen bir biraz daha yaşlı bir amca yanaşıyor ve diyor ki çıkar bakayım telefonunu. Çıkar bakayım telefonunu. İşte telefon. Gördün mü bak ne ekonomi çok güzel. O telefonun cebinde olduğuna göre ne şikayetçi oluyorsun filan gibi şeyler söylüyor. Bu kez farklı bir tablo çıkmış ortaya. O tablo dün sosyal medyanın en çok paylaştığı videolardan biriydi. Onu da bir verelim arkadaşlar. Sonra birinci bölümde bir ara veririz. Önce izleyelim. Sonra bana dönersiniz. Burası bir montaj kısmı, son kısmı. Ekonomi kötü diyor amca yani. Ekonomi nasıl? Bakarız. Biraz sonra konuşuruz. Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Saat birinci bölümü tamamladık. 9'da buradayız, 10'da buradayız. 10.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Aktaracağımız bolca haber var, köşe yazıları var. Dün paylaşacağımı söylediğim ama sonra paylaşamadım. Oradan daldan dala atlarken unuttuğum konulardan biri birkaç karikatürümüz vardı. O karikatürleri de bugün ekrana getirmek istiyorum. Bir de çok güzel bir şarkı var. Böyle arşivden çıkmış. Onu da yine sonraki bölümde aktaralım. Şimdi kısa bir ara. Yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Gün başlıyor, programı devam ediyor. Şimdi arkadaşlarla biraz pazarlık yapıyordum bu bölüme nasıl başlayalım diye. Çünkü bir şarkı yayınlamak istiyorum ama diğer taraftan işte YouTube'da şarkı ve onların lisansa takılması gibi sorunlar olabiliyor. YouTube lisansı, başka bir lisanstan bahsediyorum. O yüzden YouTube'dan izleyenler, bizi izleyenlerden böyle 1,5 dakikalığına ayrılacağız. O arada ben, ama hemen döneceğiz 1,5 dakika sonra, bir yere kaybolmayın. Aa ne oldu demeyin, nereye gitti bu adam. Bu bölüme yani yine haberlerle devam edeceğiz ve son derece önemli haberlerimiz var sizlere aktaracağımız. Dün 49 derece görüldü. Yani Avrupa'da büyük bir sıcaklık var. Ben hep iklim krizi ve bundan sonra hızlıca yaşayacağımız sorunlara vurgu yapıyorum. Belki bir kısmınız ya tamam anladık kes diyor olabilir ama öyle değil yani. Başka bir tabloyla karşı karşıyayız. O tabloyu bir fotoğrafla, bir haritayla ekrana getireceğiz. Çok daha fazlasını paylaşacağız ama hani bayramda böyle bir ağzımız tatlansın diye şeker dağıtıyoruz ya, şeker, çikolata. Sonra saklıyordum, sonra düşündüm ya erken kalkmışsınız, ekran başındasınız. Yani biz şu ve zaten hani gelişte ikram edilir. Giderken değil, giderken kolonya dökebiliriz hani. Ama şimdi biz size bir bayramlık bir şarkı dinletelim. Danny Kaye, Nana Muscoli ve Harry Belafonte. Kalenin Bedenleri türküsünü söylüyor. Avukat Ufuk Özkap sosyal medyada dün paylaşmış. Onu gördüm, izledim. Böyle bir, ne diyelim, hakikaten bayramlık bir şarkı. O yüzden paylaşalım. Ondan sonra haberlerle devam edelim. YouTube bir yere gitmeyin, geleceğiz. Evet, bu da bizim bayram şekerimiz olsun. İzleyicilerimize haberlerin arasında Kalenin Bedenleri. Ben ilk kez izledim, ilk kez dinledim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi YouTube geri döndük, farkındayım. O yüzden ne diyelim, başlayalım gazetelere neler var neler yok kaldığımız yerden. Karar, milli gelirde böyle eridik demiş. Ekonomide 16 yıllık dönemin ardından kişi başına düşen gelirdeki erimeyi ortaya koyan tabloyu paylaşmış. Tabloda yerimiz artık işte Angola, Ghana gibi ülkeler zenginliklerini katlarken yalnızca Güney Afrika'nın üzerinde kalabilmişiz. Bakın, yani 16 yılda AKP iktidarı döneminde 1 gram ilerlememişiz. Tam tersi, tabii biz yerimizde sayarken dünyanın diğer ülkeleri ilerlemişler. Hani 1950'li yıllar öncesi, hatta 37-38'li yıllara bakıldığında İtalya, Kore, hani Türkiye dünyanın önde gelen ve büyük potansiyel taşıyan, üstelik ağır bir savaştan çıktıktan sonra o umudu veren ülkelerden biri. Bütün bunlarla yarışabilecek bir ülke potansiyeli var ve o yolda da gidiyor. Sonra geldik, bir yere geldik. Şimdi orada tırmala dur. Şimdi gelir artmıyor mu Türkiye'nin? Artıyor ama gelir başka yerlere gidiyor. Sonuç, biz yerimizde sayarken önümüze geçenler.
Bakar mısınız? O sağ tarafta tabii göremiyorsunuz listeyi. Çin, Gana, Romanya, Kazakistan, Uruguay, Bangladeş, Rusya, Bulgaristan, Tayland, Peru, Arjantin, Arnavutluk, Brezilya, Angola, Malezya, Sırbistan, Surinam, Fiji. Fiji üstümüzde ya. Bu ne ya? Değişim. 2003'ten 2019'a. Yani bütün bunlar milli gelirini arttırmışlar o anlamda. Yani milli gelirin artması anlamında bulunduğumuz yer işte Güney Afrika'dan yukarıda. O da onlar 0.60 arttırabilmiş. Biz 0.92 arttırabilmişiz. Güzel. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin milli gelirini 2003'ten 2019'a %7 arttırmış. Romanya'da 3.82 artış. Devam. Destek ver Mehmetçiği göndereyim. Erdoğan, Kabil'deki havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Biden yönetimine 3 şart sundu. Diplomaside bizim yanımızda yer alın, lojistik imkanlarınızı seferber edin, mali ve idari konularda destek verin. Hepsini yaparlar, merak etmeyin. Ha, en son takılacakları yer mali kısım. Hani ya 15 mi olur, 16 mı olur, 150 mi olur, 160 mı olur? Hadi gel anlaşalım falan deyip böyle hani Kurban Bayramı'nda kurbanlık pazarlığı yapılır ya, bizimki de böyle bir pazarlığa dönüşebilir. Amerikalıların at pazarlığı dediği, Irak'ın işgali sırasında da yine AKP iktidarının Amerika'ya gidip günlerce süren, işte, tamam gelin askerleriniz bizim üzerimizden geçsin ama biz ne alacağız bundan dediği o pazarlıklar için at pazarlığı tanımını kullanmışlardı. Bizdeki adı herhalde farklı onun. Neyin pazarlığı, kimin üzerinden pazarlık yapıyorlar derseniz oraya girmem. Oraya girersem bu cümlenin devamı sakat. Sonra geri, başka bir gün konuşuruz. Pegasus elmayı da kemirmiş. Pegasus denilen biliyorsunuz casus yazılımın adı ve İsrail istihbaratının belli ki tüm dünyada kullandığı ve çok önemli de bir yazılım. Tüm dünyayı takip edebiliyor böylece İsrail bu yazılımı yükleyerek. Onu sattığı ülkeler var, Suudi Arabistan. Türkiye'ye de kaçak yollardan geldiği. Sedat Peker'in paylaşımlarıyla gündeme gelmiş ve konuşulmuştu. Bu yazılımın yüklenemediği tartışılan firmalardan biri işte Apple'ın elmayı kemirmiş derken, elma tırnak içinde, Apple cihazlarına acaba yüklenebiliyor mu? Çünkü onlar diğer Android cihazlardan daha korumalı olduklarını, bu tip dışarıdan müdahalelere karşı etkili tedbirler aldıklarını iddia ederler. Pegasus elmayı da kemirmiş. Yani ona da girmiş. Normalde elmayı kurt kemirir. Burada Pegasus kemirmiş. Ve dolayısıyla Apple hisselerinde de bir düşüş yaşanmış. En büyük telekulak skandalına ilişkin bu arada resmi adımlar da atılmış. Fas istihbaratının gazetecileri takip ettiği iddialarının ardından Fransa'da soruşturma başlatıldı. Hindistan'da hükümetin yazılımla kendilerini izlediğini düşünenler sokağa döküldü. Eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hani bizde böyle küçük bir haber, bu ne ya casus mahsus bir şey diyorlar dediğimiz haber, dünyayı ayağa kaldırmış durumda. En azından dünyanın bazı yerlerinde vatandaşları. Nasıl yani, bizi izliyor musunuz diye. Hindistan'da tabii insanların daha çok sokağa dökülmeleri bu konularla çok daha ilgili olmalarından kaynaklanabilir. Yazılım konusunda dünyanın ileri gelen ülkelerinden biri haline gelen Hindistan, casus yazılım dendiğinde onun ne olduğu ve sonuçlarının ne olabileceğine ilişkin daha sağlıklı öngörülerde bulunuyor, değerlendirmelerde bulunuyor ve tepki gösteriyor olabilir. Bizim pek umurumuzda değil gibi görünüyor. 5 yıl sonra yayınlandı Bir Numara İhanet Üstünde. Evet, Adil Öksüz 16 Temmuz sabahına ilişkin görüntüler ortaya çıktı denmiş. Nasıl çıktı görüntüler ortaya? Burası sorumlu. Yani görüntüler yok mu? Var dosyada ama bir türlü işte kamuoyuna da açıklanmıyor, mahkemede de açıklanmıyor. Bu davaları en yakından takip eden, dosyaları tek tek alıp okuyan hani bir isim var, Müyesser Yıldız ve Müyesser Yıldız görüntüyü niye görünce yani nasıl olur bu yayınlanmaz diyor. Ondan sonra görüntüler yayınlanıyor. İşte Adil Öksüz'ün o görüntüleri verebiliriz. Şeydeki Akıncı üstündeki ortaya çıkan görüntüleri var. Bu görüntüler aynı zamanda birinci bölümde söyledim. Aslında 15 Temmuz'un arkasında Fethullah Gülen'in varlığına ilişkin Türkiye'nin aslında aradığı ve
hani muhataplarına işte diye önlerine koyacakları bir numaralı dosya olabilir. Elinde valizi, bavulu, işte Adil Öksüz Akıncı üstünden çıkıyor. Sonra yakalandığında ben yok tarla bakmaya gitmiştim diyor. Gece yarısı sabaha karşı tarla bakmaya gitmiş. Bir de öbür Fethullah Gülen'le olan fotoğrafını verelim. Bu Anadolu Ajansı'nın paylaştığı Adil Öksüz'ün Akıncı üstündeki görüntüleri. Burada da işte sağda onun en yakın müritlerinden ve Türkiye'deki darbenin de en kilit isimlerinden biri. Bir numaralı ismi olarak da değerlendiriliyor. Bütün darbe planının içerisinde yer aldığı, organizasyonu yönettiğine dair değerlendirmeler de var, açıklamalar da var. İşte bu fotoğraf ve o görüntü darbe ve darbenin arkasındaki güce ilişkin aslında dediğim gibi Türkiye'nin elindeki en net veri olabilir, paylaşabileceği. Paylaşmak isterse tabii. Devam edelim. Yeter artık, nedir bu doğa düşmanlığınız? Milas'taki Akbelen Ormanı'nda maden ocağı açmak isteyen şirket yaklaşık 30 ağacı kesti. Vatandaşların mücadelesi sonucu kesim durdu. Çevre nöbeti başladı. Yaşananlara bir tepki de Davutoğlu'ndan geldi. Gelecek Partisi lideri, yeter artık nedir bu doğaya düşmanlığınız? Rant uğruna ağaçları kesiyorsunuz, sandık gelecek, siz gideceksiniz demiş. Hemen altında Babacan muhalefete, Suriyelileri yollayamazlar demiş. Kemal Kılıçdaroğlu yollayacağız demişti, İYİ Parti yollayacağız diyor. Babacan yollayamazsınız diyor. Neden yollayamazsınız? Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaksınız. Biz gerçekçiyiz. Suriye politikası yeniden yazılmalı. Türkiye önce Suriye ile Esad'la oturmalı, konuşmalı, anlaşmalı. İmarsa Suriye'nin yeniden imarı da söz konusu. İnşaatsa orada da inşaat var. Yani önceliğiniz oysa, eğer belirli takıntılar aşılabilirse, yani Taliban'ı kendimize yakın görüp aynı inancın ters yönde olmayan inanca sahip olduğumuzu ifade ederken, mesela Beşar Esad'la ters yönde inanca mı sahibiz? Nedir bir türlü Beşar Esad'la AKP iktidarını aynı koltuğa oturmaktan uzak tutan şey? Taliban'la oturuyoruz. Esad'la oturamıyoruz. Oysa Esad'la yapılacak işbirliğinin ya can ciğer kuzu sarması olmanıza gerek yok. İki devlet ve iki devlet arasında kurulacak uluslararası ilişkilerden bahsediyoruz. Bu ilişkiler çerçevesinde Suriye güvenli bir ülke haline getirilip parçalanmış bir Suriye yerine toprak bütünlüğünü koruyacak ve korumasında yardımcı olacağımız bir yönetimle Suriyeliler ülkelerine dönebilirler. Bu zorla bir dönüşte olmaz, zorlayarak yapılacak bir dönüşte olmaz. Oranın güven içerisinde olduğunu gören pek çok Suriyelinin Türkiye'de, yani çocuklarını sokaklarda dilendirenlerden, işte bilmem pek çok sıkıntı içerisinde oldukları yerlerden herhalde Suriye'yi tercih edeceklerini söyleyebiliriz. Onun dışında hani öyle diyorsun ama filan diyecekler var. Herkes aynı değil. Yani iyisi var, kötüsü var, orta hallisi var. Var da var. Yani öyle genel değerlendirmeler yapınca sorunu tam anlayamıyor ve anlatamıyoruz. Yani efendim Afganlılar. Ya Afganlılar demiyor dediğin zaman olmuyor. Ya. Afganlı dediğinin işte Taliban'ı var, şimdi onun karşısında mücadele ettiği diğer iktidar var, kaçanlar var, farklı. Yani tek bir kelimeyle bir bütünü tarif edebilmek, onun tüm renklerini anlatabilmek, anlayabilmek mümkün değil. Yani Türkler, yok öyle yani işte. Türkiye'de yaşayan herkes aynı mı düşünüyor? Yani siyasal olarak birbirinden bu kadar farklı, dünya görüşü olarak bu kadar birbirinden farklı, daha pek çok farklılığı taşıyan insanlara tek bir başlıkta adlandırabilirsiniz ama bu adlandırmanın arkasına onlar şöyledir, onlar böyledir, onlar da şöyle filan deyip başka şeyler eklememek lazım.
Neyse. Korkusuz. Ev almak hayal oldu. Bence hayal kurmayın zaten. Ne gereği var ki yani? Hayal kurmayın boşuna. Hayalle yaşamamak lazım. Dar gelirli karnını zor doyuruyor, nasıl konut sahibi olsun? CHP'nin raporu, ekonomik sıkıntıların ev sahibi olma hayalini giderek azalttığını ortaya koydu. Ev sahipliği oranı 2020'de %57.8'e geriledi. Kirada oturanların sayısı ise arttı. AKP iktidarının öncesinde konut alma hayali kurulabiliyordu. AKP'nin iktidara geldiği dönemin başlarında bu hayal kurulabiliyordu. Ama sonra bitti o iş. Yani hele son dönem tamamen bitti. Artık parası gerçekten çok alanlar, yani daire alanlar şöyle alıyor. Adam 3-5 daire alıyor. Çünkü parası o kadar çok. Zengin daha çok zenginleştiği için bu dönemde. Fakir zaten fakir. Orta gelirliler de artık kalmadı. Orta gelirliler fakir sınıfındalar. Güne ekleyerek yaşam mücadelesi veriyorlar. O kadar yani. Çünkü ya orta gelirli dediğiniz grup var mı gerçekten? Gençler mutsuz, öfkeli. Merhum Ahmet Kaya'nın "Hani benim gençliğim nerede?" şarkısını söylüyorlar. OECD'nin araştırmasına göre geleceğimize emanet ettiğimiz gençler umutsuzluk batağına saplandı. İşini, ümidini kaybeden gençler ekonomik kaygılarla boğuşuyor. OECD yapmış araştırmayı. Her evde bir işsiz var. Ruhları incinmiş ve "görün bizi" diyormuş gençlerin %78'i görüşlerinin dikkate alınmadığı düşüncesinde. Sosyal medyada rekor kıran paylaşım. Neymiş o? Son 19 yılın özeti. Türkler gidiyor, mülteciler geliyor. Evet, yani bir beyin göçü var ve Türkiye'den Türkler Avrupa'ya giderken onların yerine işte Afganistan ve Suriye'den gelenler var. Türkler satıyor, yabancılar alıyor. Üretim bitiyor, ithalat artıyor. Gelir azalıyor, fakirlik artıyor. Fabrikalar batıyor, işsizlik artıyor. Ve bazıları buna istikrar diyor. Evet, istikrarlı biçimde böyle oluyor. İstikrar dediğiniz zaten budur. Yani istikrarlı biçimde batış. Batıyoruz ama istikrarlı batıyoruz. Ama çok güzel batıyoruz. Öbür türlü olsa arada çıkarsın. Hani istikrarsızlık odur. Bir batarsın bir çıkarsın, bir batarsın bir çıkarsın, o kötü bir şey. Çünkü batacağını hep çıkma umudu taşırsın ama hani batacağım mı çıkacağım mı bilemezsin. İşte bu istikrarsızlık halini, bu istikrarsız süreci AKP iktidarı döneminde istikrara eriştik. Yani istikrara eriştirdi diyelim. Sağ olsun, var olsun. Başımızın üstündeler. İstikrarlı batıyoruz. Hep batıyoruz. Çıkış yok. Güzel. Batalım. Buna bazıları istikrar diyor. Bazıları doğru söylüyor yani. Bu bazıları kimse? Yeni Çağ Gazetesi. Delta'nın şakası yok, tek çare aşı demiş. Yeni varyantın hızlı yayıldığına dikkat çeken Profesör Doktor Şener Bayram. Bayram ziyaretlerini 3-5 dakikayla sınırlayın. Aksi halde aşıda zorunluluk konuşulabilir dedi. Evet, bu ciddi ciddi konuşuluyor. Yani 8000'i aştık. Dünkü vaka tablosunu açıkladık sizlere. 8780 vaka sayısı dünkü. Dolayısıyla bunun bayram, hani Eylül deniyordu yeni pik için ama az önce de aktardım. Avrupa'ya baktığımızda işte Brezilya, Endonezya, Rusya, Amerika, İngiltere, yani geniş bir haritaya baktığımızda vaka sayılarının yeni bir yükseliş dalgasını gösterdiğini söyledik. Yani yükseliyor demiyorum, yükseldi artık. Yani 20 binlerin üzerinde 27 bin, 40 binli rakamlar, sayılar var. Dolayısıyla Türkiye'de onları genelde 15 gün geriden takip eden ülke olarak bayram sonrası Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı yeniden bir işte kapanalım, kapanmayalım, aşısızlar oraya girmesin, buraya girmesin tartışmaları başlayabilir. Şöyle konuşuluyor. Mesela diyor ki, ya ben aşı olmayacağım, özgürlüğüm var. Tamam, doğru. Yani bu bir özgürlükse özgürlük. Peki belli özgürlükler kısıtlanabilir mi? İşte sigara sağlığa zararlıdır dedikten sonra söyleyeyim. Mesela sigara içmeyle ilgili kısıtlamalar var. Diyor ki sigara içemezsin burada kardeşim. Sigara sağlığa zararlı. Dolayısıyla içemezsin. Ve belirli alanlarda içmeyi kısıtlıyorsun.
Bununla karşılaştırıyor mesela Avrupa'da diyorlar ki ya kardeşim bu kısıtlamayı koyabiliyorsak yani başkalarının içmeme özgürlüğü var ama belirli alanlarda yani kapalı alanlarda size ne diyemiyorsun çünkü duman onlara da gidiyor. Burada da böyle hani kapalı alanlar, toplu taşıma belki dediğim gibi sineması, tiyatrosu, lokantası aşısızlar girmesin şeklinde bir karar çıkabilir. Bunlar konuşuluyor ve tartışılıyor. Çıksın demiyorum. Çıkar çıkmaz, çıkmalı çıkmamalı benim işim değil ama ben gündemdeki tartışmayı aktarıyorum sizlere. Bizim fikrimizden daha önemli olan sizin fikriniz. İnsansız savaş uçağı, yerli ve milli. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar. Lideri, sahibi değil, kurucusu değil, patronu değil, lideri. Liderlik lazım tabii. Ortağı değil, neyse. Twitter'dan muharip insansız uçak sisteminin görsellerini paylaşarak hedefimiz MIUS. MIUS, yani İHA, SİHA, şimdi MIUS. Muharebe, muharip İnsansız uçak sistemi. İlk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek hedefimiz bu demiş. Yerli ve milli insansız savaş uçağı projesi hızla gelişiyormuş. Bu zaten bugün sabahın Hürriyet'in tek haberi. Bayramda haber yok, gazeteler haber bulamıyor falan derken. Şimdi bunların derdi daha çok büyük. Çünkü onlar zaten olanı da yazmıyorlar. Ya enflasyon var yazamıyor adam. Enflasyon şöyle diye yazamıyor, aktardık. Hani koronada vaka sayısı arttı diye bir haber yapamaz. Cık, olur ha, birileri yanlış anlar. Ya fiyatlar yükseliyor, vatandaş alım gücü derdi, öyle bir haber de yapamaz. Ya bunlar ne haber yapacaklar? Bunlara böyle sürekli başka türlü haberler lazım. Bayram geldi, onları da bulmak zor. Bir bakalım ne gelmiş, Hürriyet'e bakalım. Ne hakikaten ne haber yapıyorlar acaba? Merak ettim bak şimdi. Kendi kendimi meraklandırdım. Alanya'ya kimler gelmiş? Bu yılın sürprizi Kazakistan'dan akın eden zenginler. Turizmcinin yüzü gülmeye başladı. Burası Alanya. Evet, Hürriyet. Yerli turistlerin de gelmesiyle yazı kıpır kıpır geçiren Alanya'da 5 yıldızlı otellerin gecelik oda fiyatı 1000-1500 lira arası. Rus turistler yine ilk sırada. Kazakistan'dan tatil için gelenler konut almaya başladı. Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Moldovalılar da Alanya'nın tadını çıkarıyor. Güzel. Bir yanımız çile, bir yanımız eğlence. Burası Bodrum. Hani Bodrum'da bir yanda eğlence var, diğer tarafta işte kalabalıktan şikayetler varmış. Bir yanımız çile, bir yanımız eğlence. Yani bahar döker, yaprak döker bir yanımız bahar bahçe gibi olmuş. Bir yanımız çile, bir yanımız eğlence. Peki, başka? 247 yılda sürse geri dönüş yok Kıbrıs için. Erdoğan'ın sözleri var. Kadın katili uçtu gitti. Yunus Hamarat, eşi Sarıgül Hamarat'ı öldürdü. Tutuksuz yargılandı. Müebbet hapis cezası alınca Karadağ'a kaçtı. Sarıgül Hamarat'ın ailesi katilin getirilmesini istiyor. Biz buradan rekor sıcaklığı verelim. Bir harita attım arkadaşlar 21 Temmuz klasörüne. Avrupa'daki sıcaklık haritası. Onu bir ekrana getirirsek sevinirim. 49.1 Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedilmiş. Bu Türkiye'nin rekoru. Türkiye'nin rekoru. Yani Türkiye tarihinde böyle bir sıcaklık yok. Önceki rekor 49 derece ve 50 yıl önce yine Cizre'de kaydedilmiş. Şimdi 49.1'e çıkmış. Yeni attım o 21 Temmuz'un içerisinde klasörde. Evet, bu harita. Bu haritayı verelim. Şimdi biraz daha küçültebilir miyiz bunu? Tamam, bu güzel. Bakın bu Avrupa'da 47'ler var. Yunanistan 48. Yani haritaya baktığımızda 37'ler. Bakın o soğuk diye bildiğimiz ülkelerdeki sıcaklıklara bakın. Yani onlar yeşil, hani böyle sanki çok sıcak değilmiş gibi görünüyor ama onlar normalde soğuk diye bildiğimiz ülkeler. İşte diğer tarafta Akdeniz ülkelerini görüyorsunuz. Neredeyse işte hepsi kırmızı ve orada rekor Yunanistan diye verilmiş. En yüksek maksimum sıcaklık görüldü diye ama hani Avrupa haritası deyip Türkiye'yi Avrupa'da saymamışlar anladığım kadarıyla.
Türkiye'de ise 49 derece. Dünya yanıyor, öyle söyleyeyim. Dünya yanıyor. Sıcak, daha da sıcak olacak diye şarkısı vardı ya, sıcak sıcak daha da sıcak olacak. Çok sıcak olacak. Gerçi bir serinleme haberi var. Bugünden sonra herhalde yarın 5-10 derece sıcaklıklar düşecek diye bir haber var ama bunların artık anormal iklim hareketleri olduğunu hatırlatalım. Şimdi bugün 21 Temmuz dedik. 21 Temmuz ne? 21 Temmuz 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü hal ilanı edildiği resmi gazetede yayınlandığı gün. İlanı 20 Temmuz. O yüzden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 20 Temmuz darbesi diyor. 15 Temmuz'dan sonra iktidarın 20 Temmuz'da darbe yaptığını söylüyor. Tabii 20 Temmuz gecesi açıklandı, 21 Temmuz'da yayınlandı. Hani resmi ilanı, resmi gazetede yayınlanması böyle. Dolayısıyla 20'si 21'i derken sonuçta dün ya da bugün fark etmez bir olağanüstü hal cenderesine girdik. Darbecileri temizleyeceğiz diyen iktidar, hızlıca temizleyeceğiz, 3 ayda hallederiz. 3 ay hadi bilemedin 6 ayda hallederiz diyen iktidar 5 yıldır olağanüstü hal altında yönetiyor ülkeyi. Haberi verebilir miyiz arkadaşlar 5 yıllık? O hal haberini. Bunu özellikle vurguluyorum hep. Yani olağanüstü hal olmadan ülkeyi yönetemeyeceğini aslında iktidar açıkça söylüyor. Efendim bundan FETÖ'cüler rahatsız oluyor demiş Bülent Turan. Hani Osman Öcalan TRT'ye çıkmadı, TRT Kürdi'ye çıktı diyen isim. Demiş ki bundan FETÖ'cüler rahatsız oluyor. Ya bundan herkes rahatsız olur kardeşim. Önce sizin rahatsız olmanız lazım. İktidar partisisiniz, ülkeye huzur, güven bir türlü getirememişsiniz ve olağanüstü halle yönetiyorsunuz ülkeyi. Olağanüstü hal yetkileri isteyip duruyorsunuz. FETÖ'cüler niye sevinsin? Yani siz, bir kere siz üzülün her şeyden önce. Biz de üzülelim ve bunu kaldıralım. Ülke gık diyenin içeri atılmadığı, hak arayanın yollara döşebildiği, hakkını arayabildiği, iktidar karşısında sesini çıkarabildiği, seçilmişlerin bir dahaki seçime kadar koltuklarında oturabildiği bir ülke olsun yani. Çok mu şey istiyoruz? Olağan diye adlandırılan normal şeyler istiyoruz. Oysa siz bize diyorsunuz ki bırak olağanüstü hali. Bugünleri de ararsınız. Taliban'la ters düşmeyen bir yolda gidiyoruz. Gidelim bakalım. Evet, onu anlattık birinci bölümde. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri net. O Taliban'a mesaj veriyor. Bir gün öncesinde Taliban'ı adeta işgal gücü diye tanımladığı için onu bir düzeltmek ihtiyacı hissetti. Zorunlu olduğu anlaşılıyor. Çünkü Afganistan'da kalmak istiyor. Amerika ile pazarlıklar sürüyor. Niye kalmak istiyoruz? Hem Taliban'a rağmen derseniz işte Biden'ın 14 Haziran görüşmesinde en önemli kozuydu Erdoğan iktidarının elindeki. Ya siz öyle diyorsunuz ama biz gidersek Afganistan'da kim kalacak? Biz Afganistan'da duralım işte dediler. Daha başka şeyler de var ama en önemlilerinden biri bu. Mr. Erdoğan çok güzel dedi o da ve devam ediyoruz. Ama Taliban'ı da bu arada uzlaşmak lazım. Katar üzerinden sürdürülen arayışlara dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sözlerin arasında geçiyor ve kimse onu fark etmedi. Erdoğan ne dedi? Doha'dan oraya akan bir süreç var. Yani Taliban'la aramızda ters bir inançla alakalı, Türkiye'nin inancıyla alakalı bir ters bir yan yok. Amerika ile görüşüyorsa bizde niye görüşmesin diyor ve gidiyor. Ama bu aslında Taliban'a mesaj. Öncelikle onu söyleyelim. Ha Türkiye ile acaba ters bir yanı yok mu Taliban'ın? Şimdi tabii bir fotoğraf karesi var. Onu ekrana getirmeyiz herhalde ama getirmeyelim de. Getirenlerin başına gelenleri gördük. Ama ya tarihsel olarak orada duruyor fotoğraf. Şimdi ben getirsem ne olur, getirmesem ne olur? Taliban lideri Türkiye'ye gelmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii o zaman Cumhurbaşkanı değil, Başbakan değil. Onunla birlikte çektirdiği bir fotoğraf var. O fotoğraf
Star gazetesinde Cem Uzan'ın seçim döneminde kullandığı böyle manşette tam sayfa verdiği bir fotoğraf olarak aktarılmıştı. Sonra Cem Uzan'ın başına gelenleri biliyorsunuz. Dolayısıyla hani Taliban'la kurulan ilişki çok eskiye dayanan bir ilişki olduğu için Cumhurbaşkanı açısından bu cümle bir anlam ifade edebilir. Ama o Türkiye'yi tarif etmiyor işte. Kendisini ve kendi görüşlerini Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan herkesin görüşü haline getirmiş Cumhurbaşkanı. Orada bir sorun var. Çok farklı insanlar var, çok farklı inançlar var, çok farklı siyasal anlayışlar var. Bütün bunlar birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, barış içerisinde, kardeşçe, bir ulusal kimlikle yaşıyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda birinin işte Taliban'la aynı inanç sisteminde olduğunu iddia edebileceği bir yapı değil. Bir kere olmaz yani. Mesele inançsa devleti karıştıramazsınız. Çünkü devletin öyle bir inancı olmaz. Yani devlet inancı diye bir inanç olmaz. Kişilerse o kişiler en azından şimdi mesajlarını aktaracaklarımız değil. AKP iktidarı olabilir. Türker Ertürk paylaşmış ki dün sosyal medyada çok paylaşıldı. Taliban'ın inancıyla Türk milletinin inancı taban tabana zıttır diyor. Fotoğraflar bunlar. Bu fotoğraf kareleri yani Taliban'ın dayattığı yaşam biçimi, silah zoruyla dayattığı, uymayanları işte işkenceyle, işkence uyguladığı yaşam biçimine ilişkin fotoğraflar. Yeliz Koray da paylaşmış aynı şekilde. Birkaç seri tweet paylaşmış. Diyor ki, bülbül güle karga çöplüğe götürür. Hani ters inanç derken eğer yolumuz buysa, her fırsatta yüzünü Avrupa'ya döndüğünü söyleyenlerin kendilerine İslam öğrencileri diyerek İslam'a dayalı yönetim için, İslam öğrencileri Taliban öğrenci zaten. İslam'a dayalı yönetim için darbe yapan, devlet başkanını asan, farklı etnik grupları öldüren, evlerini yakan, şeriat kanunlarını uygulayan diye devam ediyor ikincisi. Kız çocuklarının okumasını, kadınların çalışmasını, bir sonraki, kadının yüzünün gözükmesini, başka erkeklerle telefonda bile görüşmesini yasaklayan, yasaklara uymayanları da işte buradaki gibi herkesin ortasında, böyle bak onlar da sandalyeye oturmuşlar keyif içerisinde. Kadın kim bilir ne yapmıştır, yüzü mü görünmüştür, telefonda mı konuşmuştur, telefonda yüksek sesle mi konuşmuştur bilemeyiz. Onun cezası işte kırbaç cezası, orada cezalandırılıyor. Erkeklere 5 vakit camide namaz kılmayı, sureleri bilmeyi, sakal bırakmayı, 9 yaşına itibaren de sarık cübbe takmayı zorunlu tutan ve devam ediyor bir sonraki tweet, onu da verelim. Emirlere karşı gelenleri kırbaçlayan, elini burnunu kesen, kezzap atan, idam eden, okulları kapatıp medrese açan, bayram namazında camiyi bombalayan, radyo, televizyon ve sinemayı hatta kitaplarda görselleri bile yasaklayan diye devam etmiş. Taliban bu. İşte bu Taliban'la aynı çizgide olmadığımız, inanç noktasında da bayağı bir ters olduğumuzu herhalde söyleyebiliriz. Dün görüntülerini paylaştık. Yani namaz kılarken namaz kılanların üzerine roket atan bir anlayış mesela. Şimdi o da İslami düşünceye sahip. O da Müslüman, bu da Müslüman. Ama siz sırf Müslüman deyip herkese sarılamazsınız ki. Farklı yorumları var ve o yorumlardan birini IŞİD temsil ediyor. Birini Taliban temsil ediyor. Ve diğer tarafta başka bir grubu, namaz kılan grubu roketle hedef alıyor. Hangisini bize ters değil. Namaz kılanlara mı sahip çıkacağız, namaz kılanları bombalayanlara mı? Zor işler, zor işler. Yani Amerika'nın elinde oyuncak olmak, Amerika'nın isteklerini yerine getirmek için, Afganistan'da asker bulundurmak için yürütülen pazarlıklar çerçevesinde Taliban'la uzlaşmak zorunda kalmak ve bu uzlaşmayı sağlamak için de bu cümleleri kurmak zorunda kalmak zor işler. Zor. Gel bir de bana sor diyordur şimdi. Kıbrıs'a gidelim Erdoğan demişken. Dün çünkü Kıbrıs'taydı. Onun önceki gün Kıbrıs'taydı ve Kıbrıs ziyareti zaten çok konuşuldu. Ona çok yanıt var tabii. Yani Kıbrıs'ta biz
buraya yakışmıyor, bu nasıl parlamento binası, bu nasıl saray dedi. Biz buraya saray yapacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O 47. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Ecevit'in adı bir yerde geçti. Hani bir yerde, bir iki yerde belki böyle hani geçmiştir. Ama böyle bir Ecevit'i dışlayan, Ecevit'in adını öne çıkarmayan, daha çok Kıbrıs Barış Harekatı'nı Erbakan Harekatı diye gören bir anlayış var. Onu söyleyelim. Yani şimdi Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk, Fatih Erbakan, işte bugünkü diğer bu milli görüş geleneğinden bir kısmı gömleği çıkardığını söylese de aslında gömleğin altında gömlek var. Yani o gömlek çift katlı, üç katlı gömlek. Bugün Amerikan gömleği giyiliyor ya, İsrail gömleği giyiliyor. Yani gömlek böyle, neyse girmeyeyim şimdi ona. Erbakan hikayeyi şöyle anlatıyor tabii. Ecevit'in anlattığı ve Türkiye'nin yazdığı ve herkesin bildiği şu. Ecevit artık Amerika'ya rest çekmek noktasında harekat kararını alıyor, görüşmelere gidiyor. İşte oradan kodlu söylüyor, Ayşe tatile çıksın. Ayşe tatile çıksın mesajı alındıktan sonra harekat başlıyor. Erbakan ise şöyle anlatıyor. Diyor ki, ya Ecevit harekat yapmak istemiyordu aslında. Hep böyle bir ya acaba görüşsek mi, etsek mi, hani hemen yapmasak gibi bir noktadaydı. O diyor görüşmeye gidince ben hemen Genelkurmay Başkanı geldi yanıma, dedi ki hemen gitmemiz lazım. Yani bu böyle bekleyebileceğimiz bir şey değil. Çünkü orada büyük bir facia yaşanmak üzere ve bizim hemen çıkmamız lazım. Talimat verdim derhal ve çıkın, hazırlığınızı yapın, harekatı başlatın dedim diyor. Demiş ama harekat başlayamamış. Yani Erbakan'ın hikayesinde eksik bir şey var. Hani o demiş, talimatı vermiş, bir türlü başlayamamış harekat. Ecevit geri dönmüş. Geri dönünce demişler ki Ecevit'e harekatı başlatıyoruz biz. Yani emri vaki olmuş böyle. Ya harekat başlıyor, Ecevit gelmiş. Başbakan, onun talimatı yok. Harekat da başladı, başlayacak yani. Hani çıkıyor yola gemiler, uçaklar uçacak falan. Ecevit, ya olur mu, nasıl olur deyince Erbakan onu ikna etmek zorunda kalmış. Ya bak işte öyle olur böyle. Ecevit, peki o zaman ne yapalım, hadi başlayın demiş. Başlamışlar. Yani Erbakan hikayeyi kendi ağzından böyle anlatıyor. Ya tam böyle anlatmıyor tabii ama hani bu anlattığımı anlarsınız. Böyle. %90'ı böyle zaten. Hani %10'u değişiktir. Şimdi o yüzden milli görüşten gelenler açısından Kıbrıs Barış Harekatı Erbakan'ın aslında mimarı olduğu ve onun gerçekleştirdiği bir harekat olarak değerlendiriliyor. Burada böyle bir ayrıma gerek yok. Yani sonuçta o dönem bir ortak irade sergilendiği açıkça görülüyor. Dolayısıyla Bülent Ecevit'in de Erbakan'ın da Kıbrıs Barış Harekatı altındaki imzalarını, hani birini eksik görmek doğru olmaz. Ama hani ben bu tarafı göreyim, bu tarafı görmeyeyim yaklaşımının dün özellikle Fatih Erbakan tarafından, Necmettin Erbakan'ın oğlu tarafından sosyal medyada paylaştığı bir mesaj üzerinden çok yoğun konuşulduğunu ve tartışıldığını söyleyeyim. Çünkü Ecevit'in adını ağzına almıyor, orada yok. Kıbrıs'ta barış harekatını gerçekleştirenler diye andıkları arasında Ecevit'in adı yok. Oysa hani Erbakan, hani Ecevit ben ikna ettim dese de sonuçta o, hani Ecevit'in de buna ikna olduğunu, hani doğrudan müdahale yerine acaba bazı görüşmelerle biz bunu durdurabilir miyiz arayışları içerisinde olduğunu, hani daha yavaş hareket ettiğini söylemiş oluyor aslında. Neyse. Şimdi Kıbrıs demişken, Kıbrıs'ta binalar yapacak ve böylece devlet olacak Kıbrıs. Söylüyorum hep, yani İngilizler bakacaklar. Ya biz bugüne kadar fark etmemişiz burada bir devlet olduğunu ama şu binaya bakınca burada bir devlet olduğunu görüyoruz diyecekler. Sırtını beş parmağa dayamış bir yüksek binamız, güzel binamız olacak. 2500 yıl önce Sokrates, şimdi Roma demokrasi, işte yüksek binalar, tanrılar, o tanrılar için ve aynı zamanda o yeni bir yönetim biçimiyle beraber gelişen mimari anlayış, büyük heykeller, büyük binalar,
Sokrates diyor ki ya büyük bina mı yapmak önemli yoksa o binaların içindeki insanların mutlu olup olmaması mı önemli? Yani insanlar, binalar büyük ama içindeki insanlar mutsuzsa ortada bir sorun yok mu diyor 2500 yıl önce. Şimdi tabii 2500 yıl sonra biz yüksek binalar yaptığımızda bunun bütün sorunları çözdüğüne inanmamızı istiyorlar. Ya 2500 yıllık insanlık birikimini, felsefeyi reddetmemizi, Taliban kafasıyla gitmemizi istiyorlar. Öyle anlaşılıyor. Vallahi öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Yani sizin açınızdan olabilir ama ya da birileri açısından olabilir ama o iş öyle değil yani. Dünyada ancak komik geliyor yani. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde gülüyorlar. Bu açıklamalara, bu yapılanlara bakıyorlar ve gülüyorlar. Olsun, biz kendi kendimize eğleniyoruz ne de olsa. Eğlenmeye devam edelim. Şimdi ara zamanı gelmiş arkadaşlar. Bir sonraki habere geçecektim. Tabii çok konuşuyorum, gevezeyim. Bayram, hani açtırma bayramlık ağzımı derler ya. Şimdi bayram bayram size haber veririm. Biraz sonra 10'da devam edeceğiz programa. Şöyle bir haberlerde ne var ne yok bir kez hatırlatmış oluruz. Karikatürlerimiz vardı bari. Bu bölümü de karikatürlerle tamamlayalım. Hazır mı karikatürler? Sefer Selvi. Tamam. Ben de bulayım. Verelim ilk karikatürümüzü. Bak, söz veriyoruz, sonra yapmıyoruz. Tamam. İşte bir külliyede Kıbrıs'ı yapacağız. Devlet olmanın işte ifadesi budur, diyor karikatürdeki karakter. Ülkeyi şirket gibi yöneteceğini söylemişti ama inşaat şirketi gibi yöneteceğini söylememişti diye biri de, dinleyenlerden biri de yanındakine söylüyor. Sanki yüksek sesle söylemiş, keşke içinden söyleseymiş. Yani onu böyle bir yuvarlak yuvarlak yapaydı da adamın başı belaya girmeyeydi. Bu kadar yüksek sesle söylerse bir sonraki toplantıda olma şansı yok. Yani niye kaldırdınız, güzel karikatürdü. Peki bir sonrakine bakalım. Sefer Selvi. Artık 8-10 yerden maaş alıyorsun, sen de bu bayram kurban kesersin diyorum bey, diyor. Kesseydin diyorum bey. Ben 8-10 yerden kurban eti geleceğinden eminim. O yüzden bizim kurban kesmemize gerek yok demiş. Bu işin sırrını çözmüş yine bir şahıs, bir şahsiyet. O kime benziyor? Kimseye de benzetemedim şimdi. Bir sonraki, Engin Asyalı. Biz bu yola kefenimizle çıktık diye kefenle giden bir vatandaş var. Ancak öbürü diyor ki, kolunun altındaki kutuyu gösterip, bu ayakkabı kutusu ne? Ne yapayım diyor, kefenin cebi yok. Bir cep lazım şimdi. Tamam, kefenle yola çıkacağız da kardeşim, kefenin cebi yok. Bize de ayakkabı kutusu, cep yerine bir ayakkabı kutusu gerekiyor demek ki. Dünyadaki en karlı ticaret, din tüccarlığı, sermayesi yalan, müşterisi cahil demiş. Engin Asyalı'nın bu karikatürün altında bir vatandaş. Sosyal medyada paylaşılan karikatürlerden biriydi diyelim. Kısa bir ara verebilir miyiz müsaadenizle? Biz çayımızı tazeleyelim. Siz de çayınızı tazeleyin, kahvenizi tazeleyin. Sonra saat 10'da buluşalım. Ne var ne yok bir göz atalım. Bu şey meselesine devam edeceğiz. Yani saray meselesine bir bakalım. Çünkü bugün kim yazmıştı? Onu da söyleyeyim. Soner Yalçın yazmış. Külliye külliye diyorlar ya. Şimdi biz saray deyince hani ya saray bir böyle şaşayı andırdığı için muhalif bir söylem olarak değerlendiriliyor ve Cumhurbaşkanı buna külliye diyor. AKP iktidarı külliye diyor. Van'ın oraya külliye yapıyorlar. Öbürüne külliye yapıyorlar. Marmaris'teki de bir külliye bilmiyorum yani. O da yazlık külliye mi yani? Külliye külliye. İşte Kıbrıs'a da külliye yapacaklar. Peki Hazreti Peygamber'in külliyesi nasıl bir külliyeydi? Kaç odalıydı? Kaç yüz odalıydı? İçinde neler vardı? Onları yazmış Soner Yalçın. Ona da bir bakarız biraz sonra. Bayramın ikinci günü. Umarım iyi geçiyordur bayramınız. Tatile gidenler zaten sahildedirler. Onlarla belki YouTube üzerinden buluşma şansımız var. Evde kalanlar ya da henüz işte uyanmış kahvaltısını yapmış dur bir hazırlanalım diyenler ekranlarını açtılarsa onlar şimdi televizyon başındadırlar.
Onun dışında kim varsa ekran başında bir kez daha iyi bayramlar dileyelim. Tek tek tahmin etmeyelim. Şimdi 10 bölümü, yarım saatlik bir bölüm bu. Gündemdeki konuları aktaracağız. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Bir taraftan orada verdiği külliye müjdesi, yeni saray müjdesi. Mehmet Tezkan'ın şimdi bir mesajını gördüm. Bugünkü köşe yazısını aslında yazmış. Yani diyor ki Türkiye'de hani Beştepe'den önce külliye yoktu ve Çankaya Köşkü vardı. Türkiye devlet değil miydi? Yani devlet olmanın sembolü olabilir mi yüksek yüksek binalar? Dün sizlere aktardım. Kıbrıs Rum kesiminde de öyle yüksek bir bina yok yani. Ama tüm dünya devlet olarak Kıbrıs Rum kesimini Kıbrıs devletinin temsilcisi olarak tanıyor. Şimdi binası bizim binamız gibi olan, hatta bizim yani Kuzey Kıbrıs'taki binanın daha görkemli olduğunu söyleyebileceğimiz iki farklı Cumhurbaşkanlığı binası var. Ama onu devlet olarak tanıyorlar. Bu devlet olarak tanıyan yok. Yani binadan dolayı mı göreceğiz. Yani bina yapılınca bakacağız. Dünya dönüp diyecek mi ki ya ne güzel bina yaptılar artık biz bunları devlet olarak tanıyalım mı? Bu tartışma devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan dün aslında Afganistan'la ilgili önemli sözler söyledi. Taliban'la ilgili söylediği sözlerde ciddi bir gündem oluşturdu ve o gündem üzerinden Taliban için kurduğu Amerika ile bazı görüşmeler yapıyor. Bunları Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancı ile alakalı ters bir yanı yok sözleri üzerinden de. Ciddi eleştiriler ve tepkiler var. Türkiye'nin Taliban inancı diye bir inancının olmadığı söyleniyor. Yani Türkiye diye böyle bir tanım bir kere kabul edilmiyor. Eğer bir devlet kastediliyorsa, iktidar kendisini kastediyorsa olabilir. Yani Cumhurbaşkanı biz Taliban'la ters değiliz diyebilir. O onun siyasal görüşü ve inanç anlamında da kendisine paralel görüyor olabilir, ters görmüyor olabilir ama Türkiye'deki Anadolu İslamiyetiyle Taliban'ın İslam anlayışı arasındaki büyük farklılığa dikkat çeken çok sayıda yorum ve fotoğraf var. Onu hatırlatalım. Tabii tam bunların ortasında bir de fetih rüyası görüyoruz sözleriyle beraber Süleyman Soylu'nun Suriye'ye, Irak'a buradan yürüyerek gideceksiniz, Afganistan'a, Libya'ya tüm kardeşlerimizle kucaklaşacağız filan demesi yeni bir Osmanlıcılık hayalinin seçimlerde işlenecek kozlardan biri olduğunu da önümüze koyuyor. Çünkü bu hayal büyük bir denge ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile yeni bir denge kurma arayışındaki iktidarın dışa dönük politikası olamaz. Ama içeriye dönük belli ki böyle bir strateji yeniden ısıtılıyor. Yeni Osmanlıcılık stratejisi. Bundan sonraki günlerde daha çok bunları duyacağımız, ümmetin liderliği konusunda vaatler, sözler verildiği, böyle hayallerin dile getirildiğini hep birlikte göreceğiz. Bunları biraz ben böyle okudum, paylaşmak isterim. Tabii, tabii Kurban Bayramı'nın ilk günü birbirinden farklı görüntüler vardı. Güzel görüntüler mi, kötü görüntüler mi, herkesin bakış açısına göre değişebilir. Çünkü kurbanlıklardan yana olanlar da var. Kurban edilmediğinde, kaçtığında, aslanım iyi kaçtın diyenler de var. Onlardan biri Ferdinand'dı hatırlayacaksınız. Haluk Levent onu sahiplenmişti. Karadeniz'de değil mi? Kilometrelerce yüzmüş ve Rize'den Trabzon'a kadar yüzmüştü. Dün öyle bir boğa daha kaçmış. O nerede? Kasımpaşa'dan Balat'a, İstanbul'da. O biraz daha, tamam Haliç'te biraz daha az yüzmüş ama o da böyle bir yüzmesi var. Kaçışı var yani. Firar etmiş. Sonra kesmişler mi bilmiyorum tabii. Yakalandıktan sonraki durumunu bilmiyoruz. Yine kaçan bir hayvanın kuyruğunda sürüklenen vatandaş görüntüsü vardı. Dünün en çok konuşulan görüntülerinden biriydi o da. Yani kaç... İlginç yani bir tarafı çok güzel. Bir tarafı bilmiyorum sizleri yoruyor muyum ama yani işte bir sevgi ilişkisi kuruyorsunuz, bir bağ kuruyorsunuz ve işte onu... Hani ben ölünceye, o ölünceye kadar diyorsunuz, bir evlat gibi gördüğünüzü söylüyorsunuz. Ama diğer tarafta mesela başka bir kuzuyu da artık onu sevmediğiniz için başka türlü
davranıyorsunuz diyelim. Hani davranıyorsunuz diyeyim, yani daha şey kullanmayayım cümleyi. İlginç ya. Yani bunlar üzerinde böyle ayrıca oturup konuşmak, düşünmek belki lazım. İnsanlar çünkü birbirine de böyle yaklaşıyorlar. Yani yakın ilişki kurdukları insanlarla dost, arkadaşlık ilişkileri kurduklarındaki davranış biçimleriyle o çembere dahil etmedikleri insanlarla kurdukları ilişkiler arasında çok fark olunca o farkın nedenini biraz düşünmek ve sorgulamak gerekiyor. Neyse, sabah sabah şimdi bayram bayram bunları mı düşünelim diyorsunuz? Düşünmeyin, niye düşüneceksiniz? Haberlere bakalım hadi. Bir Gün Gazetesi, Sözcü. Sözcü, Mareşal Fevzi Çakmak'ın ismini camiden sildiler demiş. Kurtuluş Savaşı kahramanına büyük vefasızlık. İstanbul Küçükçekmece'deki Mareşal Fevzi Çakmak Camii yıkılıp yeniden inşası da yapılmış. Camiye müteahhitin babasının adı verilmiş. Cami cemaati tepkiliymiş. Tabii Fevzi Çakmak'ın adını da Kız Kur'an Kursu adı olarak yan tarafa koymuşlar. Caminin adından Kur'an Kursu adına dönmüş. Hemen altında, canım Türkiye'm, Kurban Bayramı'nda yine bildik manzaralar tekrar etti. Bu alanın tamamında kurban kesimi yapmak kesinlikle yasaktır denirken, aslında işte o alanın hemen yanında artık kaçak kesim diyebileceğimiz, yani izinsiz, izin verilmeyen bir alanda yapılan kesim haberi var. Burada kurban kesmek yasaktır. Afişin altında bile kurban kesildi. Atıklar çevreye bırakıldı, sokaklar kan gölüne döndü, kesimler yine çocuklara izletildi diye de devam ediyor haber. Şimdi 10 koltuklu rektör varmış. Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Mehmet Biber'in rektörlük dışında başka üniversitelerdekiler de dahil 9 görevi daha var. Hepsine nasıl yetiştiği merak konusu. Mehmet Biber görevlerine bakalım. Üniversitede rektör, o bir numara. Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar ve Teknokent Koordinatörü, Kurumsal Yazılım Koordinatörü, Edebiyat Fakültesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Müdürü, AÖF Ardahan İl Koordinatörü, Dilek ve Şikayet Sorumlusu, Atatürk Üniversitesi AÖF Koordinatörü. Kardeşim, üniversitenin adını Mehmet Biber Üniversitesi koyaydınız biteydi ya. Böyle bir şey olur mu? Hani caminin adını koydu diyor ya. Üniversitenin adı da Mehmet Biber Üniversitesi. Her şeyinde Mehmet Biber var. Adam kendini parçalamış, kendini paralamış. Her bir yere yetişmeye çalışıyor. Şimdi bir de memnun edememiş yani haberi hazırlayanları. Ayıptır ya. Yani bunu takdir etmek lazım. Şimdi bir adam 10 işi birden yapıyorsa ne diyeceğiz yani biz bu adama? Hep beraber tebrik etmemiz, kutlamamız lazım. Üniversite, Almanlar bizi kıskanıyor. Merkel'e söyledim, bizdeki üniversite sayısını gözleri fal taşı gibi açıldı diyorlardı. Bizde açılan üniversiteler böyle. Yani Ardahan Üniversitesi. Açmışız üniversiteyi ama işte kadro yok yani, yetişmiş eleman yok. O zaman da bir kişiye 5 görev, 6 görev, 10 görev vererek yapıyoruz. Sonra bu açılışta böyle oluyor genelde. Sonra yavaş yavaş kadrolar doluyor. Yani çocuklar biraz büyüyor, yeğenler biraz büyüyor. Haliyle işte yeğenlerden, çocuklardan, amca oğullarından, kuzenden, işte amcaoğullarından, yengelerden filan böyle bir kadro oluşuyor. Ama onun için de zaman lazım. Öyle bir kere de olmuyor. Yani işte önce o bir şey olacak, sonra oradan oraya gelecek filan. Biraz sabır, biraz sabır. Yani 10 koltuk birden işgal etmiş olabilir ama kısa bir süre sonra o koltuklarda mutlaka çok tanıdık, yakın ilişki kurabileceği isimlere devredecektir. Mutlaka. Acele etmeyelim yani. Uğur Dündar, lütfen açar mısınız efendim kapıyı demiş bugün Sözcü'de. Aslında bu Ersan Yıldız'ın yazısı. O yazıyı köşesine taşımış Uğur Dündar. Çünkü kolları yeniden sıvıyor Uğur Dündar ve Tele1 ekranlarında kaldığı yerden yeniden başlıyor demokrasi arenası. Evet, demokrasi arenası bu cumartesi Lozan'ın yıl dönümünde saat 21'de başlıyor diyelim. Bu yaz dönemi tabii, bu özel bir demokrasi arenası olacak. Eylül'den itibaren daha düzenli bir biçimde ekrana gelecek. Uğur Dündar uzun bir aradan sonra buluşmuş olacak izleyicileriyle. Konukları CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Siyaset ve İletişim Bilimci Sedef Kabaş, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. Evet, üç konuk
İzmir, Karşıyaka'da Suat Taşer Açık Hava Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek program. Uğur Dündar da bugünkü yazısında Karşıyakalıları davet etmiş ve herkese güzel bayramlar, sağlık ve mutluluklar diliyorum demiş. O da herhalde böyle bir tatlı heyecan içerisindedir. Ne kadar tecrübeli, deneyimli, yılları da geride bıraksanız da kamera başına yeniden geçtiğinizde o heyecan hep oluyor. Başka ne vardı? Ha, bak, ara ara dalıyorum. Daldığımın farkındayım, unutuyorum. Yani sözümü de tutmuyor gibi oluyorum ama biraz yalancı gibi de oluyorum ha. Yani okuyacağım deyip okumamak bir yalancılık da sayılabilir. Soner Yalçın'ı okuyacağız dedik, bak es geçtik. Geçelim. Şimdi devletler ancak yüksek binalarla devlet oldukları anlaşılabilir. O yüzden yüksek yüksek binalar yapalım. Ama o binalara saray demeyelim. Saray dersek halkımız sanki içerisinde bir saray yaşamı varmış. Böyle altın varanklı işte koltuklarda ne bileyim 3000 liralık, kilosu 3000 liralık çaylar içiyor, hiç kimsenin yemediği yemekler yiyor, muş zannedebilir. Öyle değil. Burası külliye. Yani külliye. Dolayısıyla hani öyle muhaliflerin abarttığı gibi böyle şatafatın olduğu, lüks harcamaların yapıldığı bir yer değil. Oda sayısı biraz çok gibi görünebilir. Yani 1000'in üzerinde 1100 oda, 300 oda hani bunlar çok gibi gelebilir ama olsun. Yani külliye olunca böyle oluyor diyorlar. Yani tablo bu bize anlattıkları. Şimdi külliye, Hazreti Muhammed Külliyesi, Mescid-i Nebevi. Bir, arsasını kendi parasıyla alıyor. Külliyenin yapımında kendisi çalışıyor. Hazreti Muhammed'in külliyesini anlatmış Soner Yalçın. Hurma kütüklerinden sütunlar, hurma dallarından çatı, taşlardan duvarları var. Hemen bitişindeki ev kısmı da, ki bugün kabirdir, kerpiçten. Külliyenin suffa denilen bölümü eğitime ve yoksullara ayrılmış. Bir dönümlük külliyenin 35 metre eninde, 30 metre genişliğinde taş temel üzerine pişirilmemiş kerpiçten örülü duvarları var. Anlatmış. Sonuçta Hazreti Muhammed'in külliyesi toplam 150 metre kare. 150 metre kare. Külliyenin eşyalarını yazmış. Eşyalar sedir. Evin en değerli eşyası bu. Çünkü bir evde Hazreti Muhammed sedir üzerinde uyumayı seviyor. Bir evde de üçten fazla sedir bulunması, o da şerir diye yazılmış, israf sayıyor. O yüzden hani halı Araplar tarafından bilinmekte ve evlerinde kullanmakla beraber Hazreti Muhammed'in evinde halı yok. Hasır var yerde. Başka döşeğin içine hurma lifiyle doldurulmuş deriden yapılmış. Uyurken üzerine örttüğü çözgüsü kıl, argacı, deve yünü, basit bir battaniyesi var. Seccadesi hurma dalından örülmüş. Evlerinde aşırı süslenme, işte çok süslü perdeler kullanılmasını israf olarak görmüş. Döşek anlatılmış. Bir lüks aleti varmış. Neymiş o? Tek lüks aleti. İşte o da evlerden uzaktaki menasi denilen yere gidilmesi. Çünkü külliyede tuvalet yok. Onu anlatıyor. Bir de Suriye'den getirilip hediye edilen bir cam bardağı var. Vesaire vesaire. Yani bir lokma bir hırka Hazreti Muhammed'in eğer örnek alınacaksa felsefesi diye adlandırılabilir. Bugün Hazreti Muhammed'in yolundan gidenler başka külliyeler inşa ediyorlar demiş olmuş. Niye demişse? Yani nereden gelmişse? Gelmiş aklına. Birileri yapıyor demek. Almanlar yapıyordur Almanlar. Kesin. Merkel'in kaldığı yer tam bu yazıyı aslında muhatabı elbette Merkel'dir. Bir gün gazetesi gramajdan çalıyorlar demiş. Halkın alım gücü düştü. Firmaların gramaj hilesi arttı.
peynir, yoğurt, zeytinyağı, yağ, tuvalet kağıdı gibi temel ürünlerde malzemeden çalınıyor. Malzemeden çalıyorlar kardeş. Yok mu buna bir tedbir? Yok mu buna bir çare? Yok mu buna bir denetim? Yani artık çok abarttılar. Şikayetler dağı gibi. Hilenin sonu yok. Ambalaj aynı, fiyat aynı ancak malzemenin gramajı daha düşük. Bu gizli zam hilesine bir müdahale diyor Bir Gün gazetesi. İcra iflas yağmuru. Adalet Bakanlığı verileri icra iflas dairelerindeki dosya sayısını yazmış. 30.3 milyon toplam dosya var icra ve iflas dairelerinde. NATO bekçiliği için Taliban'a yeşil ışık biliyoruz. Suruç anmasına müdahale, bunu anlattık. Birinci bölümde özellikle üzerinde durduk. IŞİD'in gerçekleştirdiği Suruç katliamında yaşamını yitiren 33 düş yolcusu pek çok yerde anıldı. İstanbul, Kadıköy, Ankara'daki anmalara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Katliamın gerçekleştirildiği Suruç'ta katledilenlerin fotoğraflarının alınması engellendi. Bu ne kin, bu ne öfke diye sorduk. Suruç'takilerin anılması kimi, neden rahatsız ediyor diye sorduk. IŞİD'in gerçekleştirdiği bu katliam karşısında devlet niye sessiz, niye bir anma, aynı zamanda resmi bir anma yok diye de sorduk. Daha da çok şey sorduk. İşimiz sormak. $1.7 milyarlık dev ihale yandaşa gitti. Neymiş bu? Bir devasa ihale daha yandaşa gitti. Türkiye Devlet Demiryolları'nın 1 milyar 700 milyon liralık dev ihalesi Limak'ın ortağı olduğu Yapı Merkezi İnşaat Şirketi'ne verildi. Alayunt, Afyon, Konya hattındaki ihale istisnai durumlarda kullanılan afet maddesi kullanılarak yine pazarlık usulüyle yapılmış. Hep böyle. Şimdi siyaseten ve hukuken olağanüstü hal şartlar altındayız. Ülke 15 Temmuz'dan bugüne olağanüstü halle yönetiliyor siyasal iktidar tarafından. Ekonomik anlamda da afet halini kabul ediyor. Yani aslında siyaset, iktidar Türkiye'nin tablosunu çok net çiziyor. Hukuken olağanüstü hal, ekonomik olarak da afet tablosu var diyor. O yüzden verdiği, yaptığı tüm ihalelerde afet maddesini devreye sokuyor. Birini çağırıyor, sen gel diyor. Çünkü normalde ihale açması, o ihaleye birilerinin teklif vermesi, o teklifler arasında en uygunu seçmesi lazım. Ama yok, öyle olmasın diyor. Sen gel, sen dediği zaten hep tanıdık 3-5 kişiden biri. İhale senin olsun. Niye? Afet var. Ekonomik durumu afet, afet, felaket. O yüzden sana veriyorum. Seninki afet olmasın. Senin ekonomin güzel olsun. Cumhuriyet, Taliban'a güzelleme demiş. Erdoğan kökten dinci örgütle Anadolu insanının inançlarını bir tuttu. Kabil ısrarını anlatmış ve bu Taliban'a yapılan güzellemede aslında kafa kesen, okul bombalayan, öğretmen katleden, insanları taşlayarak öldüren Taliban'a ilişkin sözlerin güzelleme olarak değerlendirildiğini görüyoruz. İktidar memurun Temmuz'daki %8.45'lik zammını vergiyle geri aldı. Vergi zammı yuttu. Bu yöntem klasik yöntem. İşte kaşıkla verip kepçeyle alma yöntemi biliyorsunuz. Artık kepçeyle alıyor sonra veriyor. Onu da söylemiştik. Şimdi kaşıkla verip kepçeyle almak zam diyor. Sonra bir gün sonra elektriğe %15, doğalgaza %10 zam yapıyor. Diğer bütün yani onların da yaratacağı zamlar düşünüldüğünde yani verdiğinden daha çok geri alıyor aslında. Ama verdin mi verdi sorarsan biz memurumuzu, işçimizi enflasyona ezdirmedik. Asla ezdirmedik. Hiç ezdirmedik. Ezdirmeyiz de zaten. Her ne kadar afet olsa da biz sizi koruyoruz. Ne yapıyorsun? %10 zam verdim size. Enflasyonda işte 8,5 diyoruz ya, onun üzerinde yaptım. İyi de sürekli alıyorsun geriye. Daha cebimize girmeden sana geri ödemek zorunda kalıyoruz. Ama sistem öyle işliyor. Otomatik sistem. Yoksa biz böyle olsun istemeyiz. Ama otomatik. Kurulmuş. Müdahale edemiyoruz o sisteme.
Bu akaryakıt zamları için böyle diyorlardı. Ya zam geliyor sürekli falan. Ya otomatik sistem. Ya otomatik sistem diyorsun da kardeşim, bu otomatiğe bir dokunsanız, böyle bir arada bir dursa yani, sürekli zam 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 zam. Yok yok, otomatik o sistem dediler. Sonra baktılar olmayacak. Olmuyor çünkü şu anda benzin 10 liranın üzerinde olması lazım mevcut döviz kurlarıyla. Hani otomatik sistem çalışsaydı. Ya dedi, olmayınca bir otomatik sisteme bir dokundular. Sonra da onu bize büyük bir fedakarlık olarak anlattılar. Bak dediler, benzinde 2 lira, işte mazotta bilmem yine 1 lira kaç kuruş vergiden feragat ettik. Almıyoruz. Alsaydık o zaman haliniz nice olurdu? Halinize şükredin. Ya bir de onu alsaydık? O yüzden daha az vergi almalarını yine bize bir hizmet olarak anlattılar. Alsalar 10 liranın üzerinde. Kimse arabasına yakıt koyamayacak ve aynı zamanda ekonomi duracak. Okulu açmamanın bahanesi olamaz. Türk Tabipleri Birliği'nden eğitimde acil eylem planı çağrısı. Türk Tabipleri Birliği okulları güvenli şekilde açma çağrısı yaptı. Hazırlık yapılmadı, planlama yok, çocuklarımızın geleceğiyle oynamanın bahanesi olamaz. Yeni varyantlar göz önüne alınarak acilen eğitim eylem planı oluşturulmalı. Evet, bu şu anda Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri ve böyle hani yaz aman filan deyip kenarda tutulamayacak bir iş. Çocuklar gerçekten 1,5 yılda mahvoldular. Böyle giderse, yani böyle bir eğitim daha, yılı daha geçerse kesinlikle ziyan olacaklar. Yani 2,5 yıl, 2 yıl kaldırılamaz. Yani sonradan telafi edilmesi mümkün olmayan yaşlarda çocuklar var. Yani anaokuluna giden, birinci sınıfa, ikinci sınıfa giden çocuklar, ortaokula baş. Yani bu çok zor ve ne yapılacaksa bir planlı, programlı yapılmalı. Türk Tabipleri Birliği de acil eylem planı çağrısında bulunuyor okullar için. Okulları artık mutlaka açmalıyız. Kıbrıs'taki protokol ayıbı var. Kıbrıs Zaferi'nin 47. yılında Akşener'i temsilen adaya davet edilen Paçacı ve Tatlıoğlu'na törenlerde en arka sırada yer gösterildi. Protokolün Erdoğan'ın misafirlerine ayrıldığını öğrenen Paçacı ve Tatlıoğlu, Denktaş'ın kabrini ziyaret edip Türkiye'ye döndü. Devlet geleneklerine işaret eden İYİ Partililer yaşananlara şımarıklık tepkisini gösterdi. Yani muhtemelen yeniden Refah Partisi'nin başkanı olan Fatih Erbakan protokolde yer bulmuştur kendine. Muhtemelen diyorum, protokolün ön sırasını görmedim. Ama İYİ Parti'ye protokolün en arkasında, en arkada yer verilmiş. Korkusuz, ev almak hayal oldu diyor. Dar gelirli karnını zor doyuruyor. Nasıl konut sahibi olsun? Nasıl olsun? Biriktirerek olacak, tasarruf ederek olacak. Böyle akıllar veriliyordu bir zamanlar. CHP'nin raporu, ekonomik sıkıntıların ev sahibi olma hayalini giderek azalttığını ortaya koydu. Ev sahipliği oranı 2020'de %57'ye geriledi. Kirada oturanların sayısı arttı. Gençler mutsuz, öfkeli. Merhum Ahmet Kaya'nın "Hani benim gençliğim nerede?" şarkısını söylüyorlar. OECD'nin araştırmasına göre geleceğimizi emanet ettiğimiz gençler umutsuzluk batağına saplandı. İşini, umudunu kaybeden gençler ekonomik kaygılarla boğuşuyor. Eğlence çiftçilere kamu davası geliyor. "Sen misin ekinim tarlada yandı?" diyen. Çaresizliklerini duyurmak için Konya-Ankara yolunu kapatan çiftçilerin tek tek ifadeleri alındı, dava yolda. Konya'da kuraklık nedeniyle mahsulleri tarlada kuruyan çiftçiler su talebiyle 31 Mayıs'ta Konya-Adana karayolunu trafiğe kapatıp eylem yaptı. 250'den fazla çiftçinin katıldığı eylem sonrası isimler tek tek belirlenmiş ve kamu davası açmak için hepsinin ifadesi alınmış. Sen misin yolu kapatan, sen misin ekinim tarlada yandı diyen, kimi kime şikayet ediyorsun, yandıysa ben mi yaktım demişler. Yeni Çağ, Delta'nın şakası yok, tek çare aşı diyor. Yeni varyantın hızla yayıldığını dikkat çeken Profesör Doktor Şener, bayram ziyaretlerini 3-5 dakikayla sınırlayın, aksi halde aşıda zorunluluk konuşulabilir dedi. Ben artık bunları söylemekten yoruldum, söylemek de istemiyorum. Yani bir şey söylüyorsunuz, bir de sevimsiz oluyorsunuz, gereği yok. Hani ona dikkat et, buna dikkat et demenin bir alemi yok. Aşılılar kendi aralarında hani yakın mesafe ya da işte kontrollü mesafe olabilir filan. Ama hani aşısızların bu arada
çok yoğun biçimde sarmaş dolaş fotoğraf vermelerinin nasıl bir sonuç yaratacağını hep birlikte göreceğiz. Kimileri bir şey olmaz diyor. Bir şey olur mu olmaz mı? İlla deneyerek öğrenmek zorundaysak, yani diyorsanız ki yaşayalım öyle öğrenelim. Peki öyle öğrenelim. Siz bilirsiniz. Ne diyelim yani? Ve veda edelim. Bir de sosyal medyaya bakacağım. Özür diliyorum. Ondan sonra veda edelim. Sosyal medyada neler var? Ana sayfa. Tamam, veda edeceğim bir saniye. İmamoğlu, yıllardır boş duran tarlalara buğday ekmiştik. Şimdi hasadını yapıyoruz. Elde ettiğimiz unu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız demiş. Evet, İstanbul'da tarım. Güzel haber bu mesela. Yani İstanbul artık böyle ucu bucağı olmayan beton bir kent olarak görülüyor. İşte tarım alanları yok mu? Var. Son tarım alanları da zaten Kanal İstanbul'da yok edilmek isteniyor. Ve Pendik'te çekilmiş bu görüntüler. Oradaki tarlalar ve tarlaların sonrasında elde edilen mahsul. Çok güzel görüntüler. Onu haberleri arkadaşlar hazırlar ve sunarlar. Ben şimdi sizlere veda edeyim. Bayramın ikinci günü de beraberdik. Üçüncü günü bir müsaade edersiniz. Öyle umut ediyorum. Etmeseniz de gidiyorum vallahi. Kusura bakmayın. Yani bir gün yokum. Sonra cuma günü tekrar burada olacağız. Nöbete devam. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yalanlara teslim olmayın.